3 öğrencimiz bu dönem teori dersi aldılar. Eleştirel uluslararası ilişkiler teorileri üzerineydi dersimiz. O yüzden realizm, liberalizm bunlara gitmedik arkadaşlar. Ama tabii ki filmlerde bu konularda çok materyal var aslında realistler açısından. Ofansif, defansif neorealizm, ofansif, defansif liberalizm, o kavramları kullanabilirsiniz. Hepsi için çok güzel örnekler bulabilirsiniz. Mesela Star Wars. Biz şimdi bahsedemeyeceğiz hepsinden tabii ki bu kadar kısa bir sürede. Ama bizim amacımız bu seminerle aslında bir trend başlatmak. Yani bu uluslararası ilişkiler teorilerinde. Bu arada dekan yardımcısı hocamız da geldi sağ olsun. Sevtap Hoca. Onun sayesinde yapıyoruz bu semineri. Yani bu seminer ilk seminer olsun istiyoruz ve devamı gelsin istiyoruz. Hatta yapabilirsek hani başka üniversitelerin de ev sahipliğinde yapalım. Mesela Selin Hoca, Bezen Hoca, Burcu Hoca hepsi farklı üniversitelerdeler. Bizleri orada da ağırlarlarsa, onlar da ev sahipliği yapmak isterlerse çok memnun oluruz. Şu anda sanırım chat kısmında şu anda ben takip edemiyorum. Evet, Özge, İrem, Orkun. Herkese çok teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Topluluğumuza da çok teşekkürler. Onların da desteğiyle oluyor bu etkinlik. Her zamanki gibi. Hiç ayarlaks şeklinde. Şimdi, öncelikle nasıl başlayalım? Sezer İlayda'lar diyeyim. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Yani çok kısa merhaba demek isterseniz buyurun. Peki de merhaba, ben İlayda, Alev olan. Biz aramızda böyle ayırıyoruz birbirimizi. Katıldığınız için çok teşekkür ederim programımıza. Umarım faydalı bir süreç geçiririz hep birlikte. Aynı şekilde merhaba, ben de İlayda, ben de Çakal olan. Biz İlaydalar olarak geçiyoruz okulda böyle. Aramızda İlayda deyince hangi olduğu fark etmez. Bütün sorulara da cevap vermeye çalışacağız elimden geldiğince. Umarım eğlenirsiniz. Biz yaparken bayağı eğlenmiştik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Merhabalar, ben de Sezer. Çok eğlenceli bir çalışma olmasını umuyoruz. Hani geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, sesi eğer kapatırsanız konuşmazken, yani dinlerken, böylelikle sesler birbirine karışmaz. Galiba mesela Elif, uluslararası ilişkiler öğrencilerimizden Elif Çakır'ı görüyorum ilk başta. Orada mute var. İstersen ben de yapabilirim. Aslında ben de yapabilirim. Bir dakika, sizleri uğraştırmayayım. Hepinizi yapayım tek tek böyle. Ay, sizleri yapmayayım. Acemilik tabii. Şimdi şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Ondan sonra sözü Sezer, İlayda Çakal ve İlayda Alev'e vereceğim. Bir saniye, hemen slide'da geriye gideyim. Şimdi uluslararası ilişkiler teorileri öğretimi, yani bu dersler genelde sıkıcı oluyor biliyorum. Lisans döneminde ben de öyle düşünmüştüm. Ama şu anda çok değişik yöntemler var. Bu yöntemlerden hem akademisyenler, öğretenler hem de öğrenenler yararlanabilir diye düşünüyoruz. İnovatif öğrenim ve öğretim yöntemleri. Ve biliyoruz ki özellikle bizden sonraki nesiller, sizler yani, görselliğe çok önem veriyorsunuz. Audiovisual material dediğimiz, işitsel görsel materyaller sizin için çok önemli ve bizim gibi sadece böyle kitaplardan okuyup o şekilde geçmek istemiyorsunuz, görmek istiyorsunuz. Birleşmiş Milletler'den mi bahsediyoruz? O zaman neresiymiş, nasıl bir bina, nerede tam olarak? Yani bu o sosyal ortamını, bağlamını görmek istiyorsunuz ve bu da çok doğru bir şey bence. Yani bizler hep dünya savaşlarını falan hep okuduk tarih kitaplarından ama İçinde olmak nasıl bir şeydi acaba? Yani bunu görerek, en azından şu anda filmlerle izleyerek görebiliyoruz. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Cynthia Weber'in kitabı. Burcu Hoca da özellikle bunu çok vurguladı. Bu kitapta film analizi yapılarak uluslararası ilişkiler teorileri anlatılıyor. Eğer ilginizi çekerse onunla başlayabilirsiniz. Özellikle eleştirel teorilere tabii ki önemsiyor. Eleştirel teoriler derken neden bahsediyoruz? Post yapısalcılık, post kolonyalizm, inşacılık, ondan sonra feminist teori, yeşil teori, normatif teori, şu anda batı dışı teori, özgün teori var, non-western ayar. Bu yani realizm ve liberalizmin o paradigmanın dışına biraz çıkmak, biraz farklı sorular sormak amaç. Mesela aşağıda gördüğünüz gibi
konstruktivizmi anlatan bir akademisyen diyor ki mesela Matrix'i düşünelim diyor. Yani filmlerden örnekler vererek bazı kavramları anlamak, bazı teorik perspektifleri anlamak önemli. Mesela Matrix'te her şey bir bilgisayar programı. Sınırlardan bahsediyor. Sınırlar uluslararası ilişkilerin de çok temel bir konusu. Ama artık ulusal sınırları aşıyoruz. Eleştirel teorileri kullanıyorsak zihinsel sınırları aşmamız gerekiyor. Yani zihinsel bir evrenin içinde düşündüğümüzü ve düşüncelerimizin de sınırlı olduğunu kabul edip o sınırları aşmak üzerine aslında eleştirel teoriler. Onun dışında iki şey daha söylemek istiyorum. Bazen bazı akademisyenler, mesela James Derderian ve Bill Callahan var London School of Economics'te. Hatta onun bir lansmanına gitmiştim. Film çekmeye başladılar. Yani uluslararası ilişkiler alanında çalışan hocalar. Bill Callahan mesela Çin çalışıyor. Çin'e ilgi çok fazla yok diyor. Yazdığım makaleler çok okunmuyor diyor. Ama bir film yaptığım zaman çok fazla kişiye ulaşabiliyor. Ve çok fazla kişiyi Çin hakkında düşündürebiliyor demişti. O açıdan onları da belki izlemek ilginç olabilir. Yani akademisyenin gözüyle savaş. Mesela o Amerikan ordusuyla alakalı bir film çekti James Derderian. Eleştirel teorilerde çok önemli bir isim. Burada isterseniz şöyle yapayım. Dediğim gibi burada her şeyin mümkün olduğu bir dünyaya gitmekten bahsederken Matrix aslında bize materyal veriyor. Eleştirel teorik perspektifleri kullanmamızı sağlıyor. Sizden de değişik örnekler bekliyoruz. Öncelikle ilk yarım saatte öğrencilerimiz daha önce yaptıkları hazırlıkları sizinle paylaşacaklar. Bir örnek olsun amacıyla. Ama tabii ki mütevazi örnekler bunlar. Bir başlangıç. İlk defa yapıyoruz. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Lütfen siz de bize yardımcı olun. Hep beraber bu metodu geliştirelim ve yaygınlaştıralım. Öncelikle sözü İlayda Alev'e vermek istiyorum. Merhaba öncelikle. İlayda, Hegemonya ve Orientalizm'den bahsedeceksin değil mi? Bu evet, söyleyeceğim. Bu bağlamda ilerleyeceğim. Özellikle Stephen Lux'un Power Structure kavramı üzerinden incelemelerde bulunacağım. Biz tabii ki de başlarken hep şey diyoruz, teori gözlüklerimizi takıp filmlerdeki olayları incelemeyi ve kavramları filmlerden örneklerle somutlaştırmaya çalıştık. Ben de bu bağlamda hegemonya özellikle bağlamında Truman Show filmini ele aldım. Truman Show filminde Stephen Lux'un iktidar güç kavramının üç yüzünde görmemiz mümkün aslında baktığımızda. Ben Truman Show'u izlerken şu şekilde bakarak izlemiştim. Aslında Truman sanki bizim hayatlarımıza dışarıdan bir gözle baktığımız, yani bakmamızı sağlayan bir film. Çünkü Truman'da hepimizin sahip olduğu normlar, yani dayatılan normlar ve kurallar doğrultusunda her gün işe gitmekte aynı insanlarla karşılaşmakta. Bu bağlamda hayatlarımıza çok benzer bir yapıya sahip. Aslında Truman'ın içinde bulunduğu yapıda yapının görünmeyen gücünden, yani yapıya dönüşmüş olan gücünden bahsetmemiz de mümkün. Bu güç Truman üzerinde bir hegemonyaya sahip. Ve Truman'ı aslında sinsice, Truman fark etmeden Truman'ın hayatına müdahale etmekte, ediyor yani. Ve mesela bunu örnek olarak verecek olursam, örneğin eğer Truman hegemonyanın, yani programın aslında yapmasını istemediği bir davranışta bulunduğunda, mesela bir yere gidecekse arabayla, bir anda yolda bir trafiğin oluşması ya da yol kazı çalışmasıyla oraya gitmesinin engellenmesi, aslında hegemonya tarafından, güç tarafından Truman'ın yani davranışlarını engellediğini görüyoruz. Yine filmin ilerleyen kısımlarında Truman'ın bu yapı içerisinde olduğunu kabul etmeyen bir kadın ve Truman'a gerçeği anlatmak isteyen kadın programa dahil oluyor ve Truman'a gerçeği anlatmak istiyor. Fakat tabii ki de hegemonya bu durumu istemiyor, böyle bir şey olmasını istemiyor ve kadını zorla programdan uzaklaştırıyor. Aslında burada durum bahsetmiş olduğu zorlayıcı güç kavramı görüyoruz. Çünkü kadına istemeyen bir şey yaptırılmıyor. Çalışma programına başlıyor. Hatta Lux bu konuda kısaca şöyle bir tanımlama da bulunmuş. Hani A aktörünün B aktörünün istemediği bir şeyi zorla yaptırması şeklinde. İlerleyen bağlamda filme devam ettiğinde Truman'ın tabii kadının anlattıklarının etkisiyle bir yapı içerisinde mi olduğunu düşünmesi ve eğer bu yapı içerisindeyse bu yapıdan kurtulmak istemesi
Truman'ı bir tür çeşitli aktivitelere yönlendiriyor ve bu yapıdan kurtulmak istiyor aslında. Fakat bu sefer de gücün aslında birazcık daha görünmeye başladığını görüyoruz. Truman'ın davranışları sırasında güç meydana çıkıyor, daha doğrusu hegemonya ve Truman'ın bu yapıdan çıkmasını engellemeye çalışıyor. Burada da aslında Lux'un bahsettiği ikinci yüz olan, daha az görünen bir yüzden de bahsedebiliriz. Bu şekilde baktığımda Truman'ın Truman filminde Lux'un bahsetmiş olduğu üç yüzde de örnekler bulmamız mümkün. Sonuca baktığımda da aslında Truman filminde bir yapı içinde olduğunu fark ediyor. Fakat bugüne kadar bu önceden oluşturulmuş yapıyı öyle bir içselleştirmiş ki Truman, hiçbir şekilde hegemonyanın ona uyguladığı tahakkümler onu rahatsız etmemiş. Ve onu her zaman, o yaşadığı yapıyı her zaman normal bir şekilde görmüş. Yani bu bağlamda Truman'ı bu şekilde ele alabiliriz. İlayda'nın söylediğinde farklı bir hegemonya türü, farklı bir hegemonya türü olarak ele almayı düşündüm. Mesela görebiliriz, dil ve anlatılar arası kurulan hegemonyayı hamam filmi üzerinden değerlendirebiliriz. Şu anda eğer sesim geliyorsa, kusura bakmayın, internette bir kopukluk oluyor. Şimdi şöyle, hamam filmi bize post yapısalcı teorinin öne sürdüğü bilgi ve gücün birbirini desteklediğini ve bunu yaparken de dili araç olarak kullandığı fikrini gösteren bir film. Filmde öncelikli olarak kullanılan söz kalıplarına baktığımızda temel kahramanlardan birisi olan Madame Anita kendisini İstanbul'un ilk batılı hamam sahibesi olarak tanımlıyor. Bu tanımlama öncelikli olarak Batı'nın doğuya bakış açısı olan heteronormatif ve patriarşik ilişkilerdeki hegemonyayı bizlere gösteriyor. Filmde zaten temel olarak bu baskınlıkların ve bu hegemonyaların ortaya çıkarılarak yıkılmasını amaçlamaktadır. Hani bu açıdan baktığımızda film, hamam filmi özellikle bizim için çok farklı hegemonyaların çok farklı unsurlarla kurulabileceğini de gösteriyor. Örneğin feminist bir açıdan da ele alabiliriz. Çünkü neden ilk batılı hamam sahibesi kavramını ya da terimini kullandığı burada çok önemli bir yerde kalıyor. Çünkü Batı'nın gözünde Doğu'da erkeğin sözü geçiyor olduğu için ve bir güç unsuru olarak, bir özel unsur olarak hamamlara sahip olmak erkeklere has bir özellik olarak gösteriliyor. Ancak film bunun tam tersi olduğunu ve Doğu olarak kurulan İstanbul fikrinin aslında yalnızca eşitlik üzerine değil ama kadının imajının domestik rollere büründüğü üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Çok teşekkürler Sezer. İlayda? Ben de Sezer'den devam etmek istiyorum. Postyapısalcılık ve feminizmden bahsetti. Ben de aynı bağlamla devam edeyim diyorum. Ben de postyapısalcılık içerisinde size Unorthodox dizisinden bahsedeceğim. Bayağı popüler oldu bu ara Netflix'te, izlemişsinizdir belki. Kısaca ben bahsedeyim size Unorthodox'tan. Unorthodox, Yahudi komününün içerisinde yaşayan, afişte de gördüğünüz kadının hikayesini anlatıyor aslında. Adı Esti. Esti eşiyle birlikte, burada Esti'nin maruz kaldığı hegemonyanın altını çizmek istiyorum ben sizin için. Şöyle, Esti eşiyle birlikte problemler yaşayan bir insan ve erken yaşta da evlenmiş ama onların topluluklarında bu normal bir olan. Yani onların normali bu. Daha sonra eşiyle problemler yaşadığında kendi koşullanmışlıkları içerisinde bu sorunu bir tek Tevrat çerçevesinde çözebiliyorlar. Ama şöyle de bir olay var ki Tevrat'ı sadece erkekler okuyabiliyor, kadınlar okuyamıyor. Burada hem feminist açıdan bakabilmemiz mümkün hem de pozitif savcılıkla bakabilmemiz mümkün. Şu şekilde sadece Tevrat'ı sadece erkeklerin okuyor olabilmesi erkeğin kadının üzerinde kurduğu hegemonyanın en net örneklerinden bir tanesi. Çünkü burada bilgi ve iktidar bağının altını çiziyor postyapısalcılık. Postyapısalcılık şöyle diyor. Üretilen bilginin hiçbir şeyi iktidardan bağımsız üretilmez. Burada iktidar da Esti'nin eşini temsil ediyor anlayacağınız üzere.
ve kendi hegemonyası altında Esti'nin onu okumasına izin vermiyor. Çünkü güç sahibi olan kendisi ve üretilen bilginin kendi iktidarına zarar vereceğini bildiği için bu bilginin üretilmesini engelliyor. Ve postyapısalcılığında belirttiği gibi hiçbir bilgi iktidardan bağımsız bir şekilde üretilemiyor. Burada da göreceğiniz. Gibi. Bir de şey, bize gerek yok, olmaz dediğiniz şeyler olabilir şeklinde bir yaklaşım var bir diğer bir konu. Burada da Esti hamile kaldığını fark ediyor bir süre sonra. Ama şartlar gereği normalde bir kadının kürtaj düşünebilecekken Esti'nin aklının ucundan bile geçmiyor bu. Çünkü Holokost sırasında katledilen diğer bütün Yahudilerin yerini alması gerektiğini düşünüyor. Yani hiçbir Yahudi, doğacak olan Yahudi çocuğu hiçbir şekilde kürtaja maruz kalmamalı şeklinde. Burada yine hem feminizm üzerinden bakabiliyoruz hem de postyapısalcılık üzerinden bakabiliyoruz. Diğer bir konu dediği gibi yani olmaz diye düşünülen bir şey aslında olabilir. Kürtaj yapılabilir bir eylem. Yani yasal olan eyaletlerde yapabileceğiniz bir eylem. Diğer bir taraftan baktığınızda da bu duruma erkeğin kadın bedeni üzerinde kurduğu hegemonyayı da görmüş oluyorsunuz. Yani kadının burada kendi bedeni üzerinde bir karar verme özgürlüğü yok. Doğrudan yaşadığı komün içerisinde olanın dayattığı şekilde hareket etmek zorunda kalıyor. Diğer taraftan da postyapısalcılar ve diğer bütün eleştirel teorisyenlerin söylediği gibi hiçbir şekilde araştırmacı kendisini ürettiği bilgiden tamamen ayıramıyor. Yani %100 objektif bir bilgi elde edemiyoruz. Esti Almanya'da bir göl görüyor. Bu gölde diğer Yahudilerin o gölde boğulduğunu anlatıyor Alman bir arkadaşı ona. Esti buna baktığı zaman kendisini kötü hissediyor ve gölde yüzmek istemiyor. Çünkü orada öldürülen insanlara saygısızlık yapacağını düşünüyor. Eğer Esti buraya bir araştırmacı olarak gelseydi, gölle ilgili herhangi bir şey araştırıyor olsaydı yine de o göl onun bir kutsalı olacaktı. Yani hiçbir şekilde kendini o gölden tamamen ayıramayacaktı. Ama olayı anlatan Alman arkadaşına baktığımız zaman onun için böyle bir şey yok. Yani onun için sadece göl. Orası. Yani burada da şeyin dikkatini çekmek istiyorum. Bilgi hiçbir şekilde tektikleştirilemez. Ben size bunu söylüyorum ama siz buradan çok daha farklı şekilde bilgiler üretebilirsiniz. Yani tek bir bilgi yoktur, tek bir doğru yoktur. Postyapısalcılar da bunun altını çizmek istiyor. Filmin sonunda da şöyle bir sahne var. Esti gizli gizli piyano dersleri alıyor. Ve piyano dersleri aldığı hocası ona şey diyor, senin dışarıda diyor hiçbir şekilde dikenli teller yok diyor, hepsi senin kafanın içinde. Eğer dışarıya çıkarsan onların gerçekten orada olmadığını göreceksin diyor. Yani aslında postyapısalcılığın altını çizmek istediği olay, zincirlerinizi kırmanız lazım, zihinsel zincirlerinizi kırıp dışarıya bakmanız lazım. Bir Gon'un dediği gibi olmaz olanın aslında olabileceğini görmeniz lazım diyorum. Çok teşekkürler İlayda. Bunun üzerine söylemek istediğiniz bir şeyler var mı İlayda ve Sezer? Ben burada farklı bir hegemonya tipini de söylemek istiyorum aslında. Çünkü insanın doğa üzerindeki hakimiyet kurma çabasını da aslında değerlendirmeliyiz bu konuda. Örneğin slaytlarda da bir önceki slaytta göreceğimiz gibi Avatar filminden bir sahneyle başlamak istiyorum. Öncelikle Avatar filmi temelde insan doğa karşıtlığını ve insanlarla gittikleri yerli halklar arasındaki orantısız savaşın konu alındığı bir filmdir. Bu açıdan hem yeşil teori, yani uluslararası ilişkilerin yeşil teorisi, hem de normatif teori üzerinden incelenebilecek bir filmdir. Mesela bu sahnede gördüğümüz üzere ilk önce baktığımızda insanlar gittikleri yerden sadece doğayı kullanmak ve bundan faydalanmak amacıyla hareket ettiklerini görüyoruz. Ve kendi madenlerini çıkarabilmek için orada yerli yaşayan halkı ve oranın bütün doğasını yok etmeyi göze almış durumdadır. Bunun hemen ardından gelen bir sahnede ise askerlerin ilk eğitimi sırasında şu cümleler kullanılıyor. Çitlerin arkasında size yaklaşan her şey sizi öldürmek istiyor diyor. Bu da insanın doğayı bir tehdit olarak alıp kendi şiddetini meşrulaştırmasıdır aslında. Yani kendi hegemonyasını meşrulaştırmasıdır aslında. Bu açıdan baktığımızda insan merkezciliğin neden
zararlı olabileceğini ve daha çok çevre merkezciliğin bir tavır olarak benimsenmesi gerektiğini de gösteriyor film bize. Aynı zamanda film bir savaşı anlatıyor genel olarak. Ve bu savaş bize şu sonucu da gösteriyor. Doğanın kendini koruyabilecek ve sisteme dahil edilmesi gereken bir aktör olduğu fikri. Filmde Enya adı verilen bir bilge tanrıça var. Aynı zamanda kutsal ağacı simgeliyor. Ve bütün doğaya bağlı. Bu doğrultuda insanların ilk yapmak istediği şey o bağı yıkmak ve o ağacı yok etmek. Burada yeşil teorinin argümanlarının destekleyen yerlerini görebiliyoruz. Çünkü insan kendi orantısız teknolojisiyle yerli halkı domine etmeye çalışıyor. Bu açıdan da normatif teoriden örnekler verebiliriz. En başta gelecek şekilde normatif teori baktığımızda savaşın ya da uluslararası çatışmaların ahlaki boyutunu ele almamızı öne sürüyor. Ve bu doğrultuda belirli ilkeler var ve Avatar filmine baktığımızda savaş şekilleri ve savaşa girme nedenlerine baktığımızda Jus Ad Bellum ilkesi, yani savaşa girme kurallarının ihlal edildiğini görüyoruz. Çünkü savaş aslında insanın sadece kendi çıkarı doğrultusunda yapılan bir şey ve sadece kendi yaşadığı yeri savunmak isteyen yerli halka karşı orantısız bir güç uyguluyor. Bu açıdan baktığımızda kullanılan savaş silahlarının da farkını görüyoruz. Örneğin insanlar son teknoloji füzeleri ele alırken ya da bunları kullanırken yerli halk baktığımızda yay, ok, mızrak gibi nispeten daha ilkel olarak tanımlanan silahları kullanıyor. Bu bir kere insanın hegemonik olarak güçlü, doğanın ve çevrenin ise otomatik olarak zayıf gösterilmesi anlamına geliyor. Normatif teori açısından da bu şekilde inceleyebiliriz. Çok teşekkürler Sezer. İlayda'ya veriyorum sözü o zaman. İlayda, duyuyor musun beni? İlayda Alev. Ben öteki İlayda diyorsunuz sandım. Yok, gerçi bir. Kim konuşmak istiyorsa yani. Sanırım sen Avatar'dan bahsedecektin diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Çakal, yani İlayda bahsedecekti. Ah, tamam, ben hafta içinde değineceğim. İlaydalar karıştı o zaman. Tamam. O zaman İlayda Çakal diyorum. Düzeltiyorum. Evet, İlaydalar problemi olarak. ben de sizleri destekleyeyim hocam Avatar konusunu. Avatar konusunda şöyle destekleyeyim. Sezer zaten birçok boyutuyla baktı. Ben de postkolonyal olarak bakayım diyorum Avatar'a. Şu şekilde, yani postkolonyalizm olarak baktığımızda Sezer'in bahsettiği gibi bölgede yaşayanla bir halkı doğuyu temsil ederken insan ırkı da burada batıyı temsil ediyor. Yani gelişmişliği temsil ediyor. Postkolonyalizmde zaten ortaya çıkan bütün kurulu olduğu şey hegemonya karşıtı. Yani batının Doğu üzerinde kurduğu hegemonyaya olan karşıtlığı. Yani buradan biraz kendi disiplinimiz üzerinden de örnek vermemiz gerekirken, işte biz mülakatlarda falan da sorulduğu zaman hep şey diyoruz, işte uluslararası ilişkiler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Galler'de ortaya çıkmış bir disiplindir şeklinde cevap veriyoruz. Ama bundan öncesinde mesela Doğu'da bulunan işte İbn Sina'nın hiçbir şeyine atıf vermiyoruz konuşurken. Onun güç kavramlarına, hegemonya bağlamında konuştuğu şeylere ya da Konfüçyus'a, Konfüçyus'un bahsettiği hiçbir şeye atıf vermeden direkt olarak Galler'de doğmuştur diyoruz. Burada da aynı Avatar'daki durum söz konusu aslında. Yani burada insanlar kendilerini en iyi olarak anlatırken, yani Batı'yı temsil ederken Navi halk da burada şeyi temsil ediyor. Ezilmiş, arkada kalmış Doğu'yu temsil ediyor aslında. Burada insanlar postkolonyal bağlamdan baktığımız zaman yine yerli halka şey yapıyorlar, dehumanize ediyorlar diye. Yani insanlık dışılaştırarak aslında onların bir önemi olmadığını, yine bir yerde yeşil teoriden de destekleyeyim burayı. Yani antroposentrik bakış açısıyla sadece insanların bir şeyler yapmaya değer olduğunu, yani onların dışındakilerin hiçbir önemi olmadığı algısı burada gün yüzüne çıkmış oluyor. Postkolonyalizmde. Aynı zamanda Doğu Batı'yı da birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri de filmde gözlemleyebileceğimiz Navi halkı kabile şeklinde yaşarken insanlar daha bireysel
bağlamda yaşıyorlar. Bu da postkolonyalizm. İşte Doğu daha kabile sistemiyle, daha böyle sıkı aile bağlarıyla yaşarken Batı yine bireysel olarak yaşamaya başlıyor. Bu da aslanına ve halkını insanların gözünde küçültmüş oluyor diye ekleyebiliyorum. Çok teşekkürler Nerda. Biraz ilk bölümün süresini açtık arkadaşlar. O yüzden ikinci bölüme hızlı geçebilmek için üzerinde daha önce hani konuştuğumuz bir sahne vardı. Platform dizisinden, filminden alındı. İleride Çakal önermişti sağ olsun. Bu filmin bu sahnesi üzerinden çok kısa yorumlarınızı alabilir miyim? Değişik teorik perspektifleri kullanarak nasıl farklı sorular ve farklı yorumlar yapabiliriz? Nasıl aynı sahneyi farklı şekilde yorumlayabiliriz? O açıdan bir örnek olur. Çünkü şimdiye kadar çok güzel değişik filmlerden örnekler verdiniz. Farklı eleştirel teorilerden de bahsettiniz. Biz aynı sahne üzerinde belki bir deneme yapalım. Bir örnek olsun. Daha sonra interaktif platformda yine dinleyicilerimizin de görüşlerini alırız. Daha da geliştiririz bu metodu diye düşünüyorum. Kim başlamak ister? Başlayayım mı hocam buradan? Ben başlayayım. Arkadaşlar devam etsin benim arkamda. Tamam. Harika. Şöyle yapalım. Ben size şu sahneyi kısaca özet geçeyim. Bu sahnede gerçi arkadaşlar oraya daha iyi değinecekler ama şöyle ortaya gelen bir plat, burası bir hapishane ve bir platform üzerinde yemek servis ediliyor. En baştan başlayarak en aşağı kadar o yemek platformu aşağı inip çıkıyor ve çok kısa bir sürede yemek yemeleri gerekiyor insanların. Burada şu gördüğümüz daha genç olan karakter, baş karakterlerden bir tanesi bu duruma karşı çıkmak istiyor. Bunu iletişim yöntemiyle halletmek istiyor aslında. Burada en önemli nokta şu, hücre arkadaşı ona diyor ki, konuşarak diyor bunu çözemezsin diyor. Adam çünkü böyle bir yukarı bir aşağı varmaya başlıyor işte iletişim kurabilmek için falan. Diyor ki yukarıdakiler sana cevap vermez diyor. O da şaşırıyor diyor ki neden cevap vermezler? Açıkça diyor görmüyor musun diyor. Onlar yukarıdadırlar diyor. Ve sen onlar için bir önem arz etmezsin zaten. Aşağıdakilerle de konuşmamalısın. Çünkü onlar aşağıdadır. Yani onların da senin için bir önemi yoktur şeklinde yaşanılan hegemonyanın mantığını çok açık ve net bir şekilde çizmiş oluyor aslında. Yani tabii buna biraz daha analitik, biraz daha akademik olarak bakarsak bunu ben üç farklı noktadan daha doğrusu açıklıyorum. Birinci sahnede Frankfurt Okulu'nun işte söylediği neden aydınlanmanın bize gösterdiği akılcı yöntemler varken biz neden daha çok barbarlaşıyoruz? Çünkü yemek servis edilirken çok kısıtlı bir süre herkes böyle insani olmayan diyeyim çok böyle kaba bir şekilde yemek yemeye çalışıyor. Neden biz aydınlanmanın gösterdiği şekilde ilerlemiyoruz da bu şekilde barbarlaşıyoruz sorusuna burada canlı bir örnek olarak görmüş oluyoruz aslında. Diğeri de Habermas iletişim yöntemi. İşte Göring'in yani baş karakterin yapmaya çalıştığı bu Habermas bu eleştirel yönünü ortaya koyduğu sosyoekonomik eşitsizliklerden iletişim yoluyla kurtulabileceğini söylüyor. Ama burada da Andrew Linklater'ın dediği şey önümüze çıkıyor. Aynı hücre arkadaşının söylediği gibi bazı gruplar iletişim sırasında göz ardı edilebiliyor. Çünkü dediği gibi aşağıdakilerle konuşmazsın çünkü aşağıdadırlar, yukarıdakiler de zaten sana cevap vermez. Böylece sadece bir grup içerisinde iletişimi gerçekleştirmiş olabilirsin. Bu da herkesin ihtiyaçlarına cevap vermez mantıken. Diğer taraftan da Rıza'ya dayalı hegemonyayı görüyoruz aslında burada. Bu eleştirel teorinin içerisine Robert Cox'la birlikte girmiş. Cox, Gramsci'den aldığı Rıza'ya dayalı hegemonyayı uluslararası ilişkilere aktarmış, uyarlamış diyebiliriz burada. Burada da hapishanede yaşayanlar şu şekilde bir rıza gösteriyorlar. Hiç kimse yemeğin bu şekilde servis edilmesine karşı çıkmıyor. Herkesin tek amacı var, o da karnını doyurabilmeye çalışmak. Yani kimse işte biraz daha eşit paylaşalım, bu şekilde yemek yememeliyiz gibi bir argüman hiç kimsede yok. Onlar hapishanenin onlara dayattığı bu sistemi sorgulamadan doğrudan kabul etmişler. Ve bu sistem içerisinde yaşadıkları için aslında sistemi de sürekli besliyorlar. Son olarak şeyi de eklemek istiyorum sahnelerden. Burada eleştirel teoriden bahsediyoruz ama uluslararası ilişkilerin dördüncü tartışması içerisinde bulunan eleştirel teoriden bahsediyoruz. Yani post yapısalcılık, post kolonyalizm vesaire hepsi eleştirel teori. Bu eleştirel teorinin içerisinde bulunan özel isim olan eleştirel teori. Bölüm dışı arkadaşlar da vardı çünkü o yüzden bunu belirtmek istedim. Arkadaşlara bırakıyorum hocam. Çok teşekkürler. Devam edelim arkadaşlar.
Ben devam edebilirim isterseniz. İlayda platform filmini eleştirel teoriler bazında ele aldı. Ben de aslında daha postyapısalcılık bağlamında ele aldım. Fakat postyapısalcılık bağlamında Jeremy Bentham'ın ortaya atmış olduğu Panopticon adlı hapishane modeliyle ele aldım. Öncelikle Panopticon'dan bahsetmem gerekirse Panopticon üst otorite tarafından yani Panopticon'daki bulunan mahkumlar her biri üst otorite tarafından izlendiklerini düşünüyorlar ve uysal davranmadıkları takdirde bu üst otoritenin onlara yaptırımında bulunabileceğini ya da cezalandırabileceğini düşündükleri için gün geçtikçe süreç içerisinde daha uysal davranmayı kabul ediyorlar ve bu süreç sonunda da daha çok modern davranmayı içselleştirmiş oluyorlar. Platformdaki mahkumlar da aslında Panopticon'dakilere gibi çok benziyor. Bir süre sonra artık platformun dayatmış olduğu kuralları içselleştirip benimsemeye başlıyorlar. Çünkü onlar da biliyor üst otorite tarafından izlendiğini ve bu otoritenin istemediği, hegemonyanın istemediği bir davranışta bulunduğunda bir cezayla karşılaşacaklarını biliyorlar. Buna örnek olarak ise şeyi verebilirim. Yine başka karakterimiz Orek. İlayda'nın dediği gibi platform gün belli saatlerinde yemek dağıtmaya başladığında ilk platforma girdiğinde kat arkadaşı yani diğer mahkum yemeği hızlı hızlı yerken o hiçbir şey dokunmuyor, yemek istemiyor. Sadece platformdan bir tane elmayı kenara alıp sonra ilerleyen zamanda, ilerleyen saatlerde yemeği düşünüyor. Fakat o bunu yapınca platformu hareket etmeye başlayıp alt kata indiğinde bulundukları ortamın bir an çok ısındığını fark ediyorlar ve duramayacakları seviyede bir sıcaklık hissediyorlar. Bu sefer de diğer mahkum Gorenk'e işte yiyecek mi çaldın? Yiyecek çalarsan işte böyle bir ceza uyguluyorlar. İşte ya da tam tersi çok ortam çok fazla soğuyacak ve biz donarak ölmeye kadar gidecek gibisinden açıklamalarda bulunuyor. Bunun sonucunda Gorenk elindeki elmayı yiyemeden aşağı atmak zorunda kalıyor. Ve bir süre sonra artık ilk başta yemek istemeyen, o platformun üzerinden yemek yemeyi tercih etmeyen Gorenk'in de üst otorite tarafından izlendiğini ve bunu bu şekilde oturup ardışıyla hızlı bir şekilde yemek yemesi gerektiğini bir süre sonra kabul ettiğini görüyoruz. Ve o da Panopticon'daki diğer mahkumlar gibi aslında hapishanenin kurallarını içselleştirmeye başlıyor. Bu doğrultuda daha yani platformun dayattığı normlar boyutunda yaşamaya başlıyor. Bu şekilde diyebilirim. Yani ben de postyapısalcılık bağlamında bu şekilde bakabilirim bu filme. İlayda'nın söylediklerine ek olarak farklı bir açı getirmemiz gerekirse mesela inşacı açıdan da bakılabilir bu filme. Özellikle Alexander Wendt'in bu Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi isimli kitabında bahsettiği 3 farklı anarşi yapısı var. Filmde platform olarak geçen hapishanenin katları bu 3 farklı hiyerarşi yapısına tekabül edebilmektedir. Örneğin herkesin herkese düşman olduğu Hobbes'çu anarşi yapısı daha çok alt katlarda yani yiyeceğin ulaşmadığı katlarda görülürken sınırlandırmaların olduğu yani rekabet söz konusu olsa da yine de belli sınırların bulunduğu lokçu anarşi yapısı daha çok orta katlarda yani yiyeceğin azalmaya başladığı ama tamamen bitmediği hala yiyebilecekleri durumda olurken yiyeceğin bol olduğu ilk katlarda dostluk algısının var olabileceğini görüyoruz. Bu da Kantçı bir anarşi yapısı anlamına geliyor. Aynı zamanda Alexander Wendt kimliklerin yani karşılıklı ilişkiler kimliklere göre şekillendiğini iddia ediyor. Bu doğrultuda bu filmde tehdit algısı özellikle dikkat çekmektedir. Yani ilk katlarda yiyeceğin bol olduğu yerlerde yani materyalin bol olduğu yerlerde birbirlerini düşmanca herhangi bir tavırda bulunmayan hücre arkadaşları bir ay sonra daha alt kata indiğinde ya da en alt kata indiğinde birbirlerini otomatik olarak düşman olarak algılamaktadır. Mesela bu açıdan da bakabiliriz filme. Çok güzel, çok teşekkürler. Yani aynı sahneyi eleştirel teori, postyapısalcılık ve inşacılık açısından değerlendirdiniz. Çok farklı sorular, farklı odak noktaları buldunuz. Bu açılardan da çok teşekkürler. Güzel bir örnek oldu bence. Şimdi interaktif platformu açmak istiyorum. Dinleyicilerimiz arasından, katılımcılarımız arasında çok değerli akademisyen hocalarımız da var.
Onlardan da lütfen fikirlerini bizimle paylaşmasını çok çok istiyoruz. Bize feedback vermesini ve bu yöntemi belki onlar da değerlendirmek isterler teori derslerinde. Öğrencilerden de çok örnekler gelebileceğine inanıyorum. Özellikle bizim takip edemediğimiz yeni çıkan çok farklı filmler var. Popüler filmler üzerinden gittik çünkü gençlere özellikle ulaşmak istiyoruz. Sizlerin de örnekleri, farklı fikirleri, yorumları varsa lütfen paylaşın. Ya bu interaktif platform herkese açık arkadaşlar. Eleştirel teorilerin de bize önerdiği şekilde hiçbir hiyerarşi olmadan, zihinsel yapıları kırarak, kendimizi özgürleştirerek, emancipation yaparak bir seminer yapmak istiyoruz. O yüzden yardımcı olmanızı istiyoruz. Lütfen sesi şimdi açabilirsiniz. Hepinizi mute etmiştim. Kendiniz tıklayarak unmute yapabilirsiniz kendinizi ve bir başlatmak isterim. Kiminle başlasak? Acaba Bedi Hocam, siz radikalleşme üzerine konuşmak ister misiniz? Sizin düzenlediğiniz TOB'daki TEPA ve TOB yarışmasına katılmıştık biz de. Uluslararası topluluk ilişkiler topluluğuyla. Belki sizinle başlayabiliriz isterseniz. Sonra Bezen Hocam evet. da katkıda bulunursa çok memnun olurum. Burcu Hocam'dan... Evet, görüntüm geldi mi acaba? Ha, bir saniye şuradan. Tamam. Hoş geldiniz Bedi Hocam. Hoş bulduk. Harika. Nasılsınız? Herkese merhaba. Nordik. Ben seviyorum arka görüntüleri değiştirmek. Gerçi biraz havalarda müsait. Size bir havayı, bu sene şeye de gidemedi. Evet, sayısın. İptal oldu biliyorsunuz. Maalesef. Havaya gidemediniz. Biraz havayı, havası getireyim size. Teşekkürler. Aslında açısından ana Ortodoks dizisini izledim. Çok hoşuma gitti. Farklı bir bakış açısı gerçekten. Benim de ilgi alanıma giriyor malum. Mart'ın başında tam bu korona öncesi yaptığımız bir etkinlik vardı. Gençlerin, özellikle üniversite öğrencilerinin radikalleşme ve aşırı uç örgütlenmelere karşı bir takım mesajlar üretmesine yönelik bir çalışma yapmıştık hep birlikte. Çok da güzel oldu. Yani o açıdan bakıldığında Anaortodok dizisi şunu bana hep hatırlattı diziyi izlerken, aslında hangi dinin, hangi insan grubunun, hangi coğrafyanın olduğu çok önemli değil gibi geldi. Yani nerede olursa olsun, kim olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun, radikalleşmeyle ilgili bir takım şeyler hep birbirine çok benziyor. Yani tipik örneklerden mesela bir tanesi bilgiye erişim. İşte arkadaşımızın da ifade ettiği gibi mesela kadınlar Tevrat'ı okuyamıyor. Yani radikal örgütlerde aslında okuma veya üst lider yönetim kesimi haricinde altlarda, alt kesimdeki sıradan o örgüt mensuplarının hiçbir şekilde bir bilgiye ulaşamaması söz konusu. Yani ne dini bilgi ne başka bir bilgiye, ki bu aslında sorgulama ve cevap aramayı da ve dolayısıyla o bağlamda da başkaldırmayı da veya orada söylenen şeylerin yanlışlığını kanıtlamayı da önüne geçmiş oluyor. Mesela cep telefonu yoktu o dizide. Yani hiç kimse cep telefonu kullanamıyor. Yani dış dünyayla bağlantıları kesilmiş. Hiçbir şekilde hiç kimseyle bağlantı kullanamıyor ve çok kapalı bir toplum. Yani anladığım kadarıyla orada New York'ta sadece belli bir bölgede yaşıyorlar. İşleri orada. Kadınlar dışarı çıkmaları için izine ihtiyaçları duyuyor. Mesela aynı şeyi DAEŞ'te de görüyoruz. Yani DAEŞ'te de mesela kadınlar hiçbir şekilde toplumun hiçbir bölümünde yer almıyor. Sadece ev hayatında ve doğurganlık olarak bakılan bir, aslında bir meta yani. DAEŞ'te de aynısı. DAEŞ'te de mesela hiçbir şekilde sorgulama vesaire yok. Sadece dini ritüeller söz konusu. Bu dizide de öyleydi. Aslında şu özetle şunu söylemek istiyorum. Yani radikalleşme, aşırı uç ve bunun bir adım ötesi biliyorsunuz şiddete varan aşırı uç mevzusu. Buradan aslında bir basamak ileri gidiyor. Her yerde aynı gibi geliyor bana. Zaten herhalde metodolojik olarak da, yöntemsel olarak da öyle olmak zorunda zannediyorum. Çünkü aksi takdirde bu örgütlerin varlıklarını sürdürmeleri de çok mümkün değil, söz konusu değil. O anlamda güzel bir diziydi.
Gerçi dizi yayınlandıktan sonra o toplum içerisinde bulunmuş ve sonra o gruptan çıkmış başka birisi eleştirdi. Böyle değil bu, burada anlatıldığı kadar çok katı değil gibi. Ama bence çok tipik ve çok çarpıcı bir dizi olmuş. Bu diziyi de gündeme getiren arkadaşa teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon da çok hoş olmuş ayrıca. Hocam, desteğiniz için çok teşekkürler. Estağfurullah. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Biliyorsunuz biz diğer taraftan da güvenlik portalı platformunu da yürütüyoruz. Mustafa Aydın Hocam, Halil Yalçınkaya, Haluk Karadağ benim yürüttüğüm bir projeydi NATO kapsamında. Orada da güvenlikle ilgili filmler var, filmler bölümü var, belgeseller var. Belki hani güvenlik çalışanlar açısından orada istifade edilmesi mümkün olabilir. Buradan da herkese de bunu da duyurmuş oluyorum. Belki bilmeyenler ve takip etmeyenler var. Güvenlik portali et Twitter'dan da adresimiz. Aslında biz siz tabii önce davrandınız, güzel de bir şey yaptınız. Böyle bir çalışmayı güvenlik filmleri açısından da portalda yapmak istiyoruz. Yani kısa filmlerin uluslararası ilişkilerin güvenlik çalışmaları altında nasıl değerlendirildiği, nasıl yapıldığı, böyle ufak ufak metinlerle o filmlere yorumlar ve analizler yapmak istiyoruz. Eğer içinizden böyle bir katkı yapmak isteyen olursa, ama tabii güvenlik perspektifiyle, çünkü alan çok geniş, çok fazla film var bu konuda. Hocalarımızla da irtibat halindeyiz. Eğer katkı yapmak isterseniz de PSV katkılarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok çok teşekkürler. Hem katkılarınız için hem de bizi aydınlattınız. Güvenlikportalı.net değil mi hocam? Güvenlik üzerine çalışan... tr.güvenlikportali.com Ben chat'e yazıyorum onu. Eğer tamam. Twitter adresinizde yazıyorum. Oradan... Tamam. Evet. Çok güzel olur. Çok sağ olun hocam. Bir de Anortodoks dizisiyle alakalı olarak da söyledikleriniz çok farklı aslında sorular sormamızı sağlıyor. Mesela toplumsal roller, normların bireyler üzerindeki etkisi, içerisi dışarısı ayrımı, mesela yer ve mekan, işte bu place space farkı. Yani New York'un göbeğinde yaşıyor olabilirsiniz. Biz, yani buradan bakıp evet, New York teknolojiye, yüksek teknolojiyi belki ifade ediyor olabilir buradakileri. Ama orada tam o New York'un göbeğinde yaşayan bir toplum içinde cep telefonu bile kullanılmayan bir space'tesiniz. Aynı mekanda, place'te olabilirsiniz, evet, ama aynı space'te olmayabilirsiniz. Bunu göstermesi açısından meşruiyet, temsiliyet sorunları, bunlar üzerinden sorular üretmek çok çok önemli. Radikalleşme zaten çok kilit bir konu. Yani şu anda 1 milyon dolarlık soru radikalleşme sorusu. Neden gençlerimiz radikalleşiyor? O açıdan da yaptığınız girişimleri gerçekten çok yakından takip ediyoruz hocam. Devamını da bekliyoruz. Beraber bu interaktif platformları devam ettirmek isteriz. Biz de zaten en başında söyledik. Yani bir örnek olsun diye mütevazi bir adım atmak istedik bu seminerle. Hep beraber birlikte geliştiririz bu yöntemi, yaygınlaştırırız diye umut ediyoruz. Sizlerden de katkılarınızı aldıkça böyle umutlanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Onun dışında bir de dizi önerisi geldi. Ahmet Kalem Kalifat dizisini öneriyor. Radikalleşme ve terör örgütlerine rekrut edilen gençlerle alakalı olarak. Çok güzel. Farklı örnekler de belki not edilmeli. Çünkü bütün filmlere maalesef zaman ayıramıyoruz şu anda. Çok güzel. Çok teşekkürler Ahmet. Bezen Hocam siz ne dersiniz? Siz de biraz önce bu sanırım platform dizisiyle alakalı, filmiyle alakalı. Neden dizi diyorum bilmiyorum ama. Evet. Platform dizisiyle ilgili, platform filmiyle ilgili benim eklediğim nokta şuydu. Rıza'yı konuşurken o ayda bir sürekli katların değişmesi, daha iyi bir kata çıkma ihtimali de Rıza'yı perçinleyen bir şeydi diye bir not almıştım altına. Yani platform inanılmaz etkileyici bir filmdi. Yani sonuna kadar izlemekte çok zorlandığım bir filmdi ayrıca. Ama katkılarınız ve yorumlarınız için özellikle uluslararası ilişkiler teorileri perspektifinden farklı bakış açılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok ilginç bir okuma oldu hakikaten, böyle üç farklı perspektiften. Tebrik ediyorum ayrıca sizi ve hocalarınızı. Ben uluslararası ilişkiler teorilerinde yaklaşık 2009'dan beri kullanıyorum.
yüksek lisans öğrencileri de lisans öğrencilerinde de çok başarılı olan bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Çünkü film seyretmeyi seviyoruz, hakkında konuşmayı seviyoruz. Niye bunları uluslararası ilişkiler teorileriyle konuşmayalım şeklinde hoşuma giden bir şeydi. Didem hocanız beni aradığında ben şu kitabı okuyordum. Türkiye'de Hariciye Koridorlarında Sinema diye bir kitap. Yani ben daha çok da bu kitapta şey beni etkiledi. Filmlerin dış politikada, uluslararası ilişkilerde nasıl araç olarak kullanıldığı. Siz daha çok teorilerle işte filmleri okuyorsunuz bu dersinizde ama bence filmlerin çok önemli bir de fonksiyonu var. Uluslararası ilişkilerde araç olarak kullanılıyor. Bu da kültürel hegemonyayı getiriyor mesela. Onun dışında işte benign hegemon dediğimiz şey, yani soft bir yaklaşımla, yumuşak bir yaklaşımla filmler aracılığıyla diğerlerini etkilemek, diğerlerinden rıza üretmenin bir yolu olarak. Şu ekranda vardı, bir önceki ekranda Wag the Dog diye bir film vardır. Çok eski bir filmdir. Ben sınıflarımda çok gösteririm onu. Tamamen uluslararası ilişkilerin, dış politikanın, iç politika gündeminin değişmesi için filmin nasıl araçsallaştırıldığını gösteren çok güzel bir filmdir. Eğer izlemeyen varsa mutlaka izlesin derim ben. Onun dışında ben kitaptan sadece küçük bir örnek vererek bitireyim, çok da zamanınızı almayayım. Hem bu kitabı hem de Cangil Örneğin Türkiye'nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı diye bir kitabı var. İkisini bir araya getirerek düşündüm ben. İşte Cangil Örneğin kitabında nasıl Amerikan kültürel hegemonyası 50'lerde Türkiye'ye gelmiş, o Soğuk Savaş döneminde nasıl bir hegemon yaratmışlar. Bunda filmlerin de etkisi inanılmaz büyük. Bu Hariciye Koridorlarında sinemada da ilk bölümde şey var, Rusya var. Rusya çok aslında hani o kültürel hegemonya anlamında arka plana attığımız bir örnek ama daha çok Amerikan hegemonyasından bahsediyoruz. Özellikle Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Rusya'da, Sovyet Rusya'da Vox diye bir dernek kuruluyor. Bu derneğin adı da Sovyet Rusya ile yabancı ülkeler arasında kültürel ilişkiler kurma derneği. Yani bizim şimdi UNSEMRE var, işte İspanyolların işte Cervantes Institute'ları falan var. Onlar ta o zaman da Vox derneğini kurmuşlar. Ve bu dernek ağırlıklı olarak sinema üzerinden çalışıyor. Örneğin 1921'de Rusya'da, Sovyetler'de 11 film çekilmişken bu Vox'un da destekleriyle, teşvikiyle 1922'de 150 filme çıkıyorlar. Ve Türkiye ile ikili bir anlaşma imzalanıyor, kültürel bir anlaşma. Rus filmleri, film mübadelesi diyorlar. Rus filmleri tabii Türkiye'nin şeyinden geçiyor, çok inanılmaz sansür mekanizmaları işliyor. Türkiye'nin hassasiyetlerine uygun, diğer müttefikleriyle arasını bozmayacak şekilde olan Rus filmleri seçiliyor, Sovyet filmleri seçiliyor. Bizden de aynı şekilde Sovyetleri çok rahatsız etmeyecek, işte orada çeşitli şeyler, işte Türkiye'yi tanıtabilecek kapasitede filmler falan, bu film mübadelesi yapılıyor. Ve Rusya'nın o dönemde, Türkiye'nin tabii ilk dönemde film çekme kapasitesi çok düşük çünkü yeterli ekipman yok. Rusya çok inanılmaz bir ekipman desteğinde de bulunuyor Türkiye'ye. Hatta Cumhuriyet'in 10. yıl dönümüyle ilgili olarak çekilen filmi Ruslar çekiyorlar. Hatta işte şu meşhur Rus yönetmen Eisenstein'in falan içinde olduğu bir ekip çekiyor bunu. Ve bu inanılmaz bir olay oluyor Türkiye'de. Hem bu filmin çekimleri hem de Rusya'da ve dünyada gösterilmesi. Yani ben hani sizin konunuzla çok alakalı değil ama filmlerin nasıl araçsallaştırılarak hegemonya kurulmaya çalışıldığını da hani bir arka planda düşünüyorum. Değerli hocam, ben de şu anda donmuş durumda. Tamam, bekliyorum. Tamam. Duyuyor musunuz? Şimdi duyuyoruz hocam. Tamam, nerede kaldık acaba? En son şey dediniz, filmler aracılığıyla özellikle çok güzel Hollywood'u da aklıma getiriyorsunuz tabii ki. Hollywood, işte Rusya'nın da aynı şekilde, yani yumuşak güç, hegemonya oluşturma
Yani filmleri araç olarak kullanmaları üzerine de durmak gerekiyor dediğimiz haklı olarak ve çok gerçekten bu konularda da önemli şeyler yazılıyor. İsterseniz biraz internet sorunumuz oluyor maalesef. İnternet var ama devam edebiliriz diye düşünüyorum. Siz... Tamam, ben son bir şey daha ekleyeceğim. Sizi dinlerken şeyleri düşündüm. Festival filmleri neye göre seçiliyor mesela? Çünkü geçen gün Gaziantep Belediyesi'nin Göç Filmleri Festivali varmış. Onun tanıtımının konuşmasını Süleyman Soylu yaptı. İşte böyle bir neden Süleyman Soylu yaptı falan hani konusu tartışıldı. Ondan sonra hani hangi filmleri gösteriyorlar bilmiyorum ama sonra aklıma şey geldi. Her festivalde seçilen filmler, gösterime seçilen filmler ya da işte Oscar adayı olan filmler, Oscar ödülü alan filmler neye göre seçiliyor? Yani onlarla da bir mesaj veriliyor aslında. Orada da bir araçsallaştırma var. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz çok teşekkür ederiz Bezen Hocam. Sizinle de daha sonra bir seminer yaparız diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Takipçisiniz biliyoruz. Şimdi Bedi Hoca... Sanırım yorum yapmak istiyor. Pardon, Bedi Hocam. Ben Bezen Hocam'a, merhaba bu arada Bezen Hocam. Bir katkı yapmak istiyorum. O tipik bu filmlerin araçsallaştırılması açısından Argo filmi mesela çok ilginçtir. Filmin çekiminin sürecinin kendisi bir operasyona konu olmuş biliyorsunuz Argo'da. İran'daki Amerikan Büyükelçiliğindeki personel tahliyesinin nasıl yapılacağı İran devrimi esnasında çok başarılı bir operasyonla gerçekleşmiş ve bunun için de bir film çekimini alet olarak kullanmış Amerikalılar ve bu film çekimi vesilesiyle de biliyorsunuz o personelin tahliyesi gerçekleştirmiş. O da mesela ilginç. Ama evet, yani film endüstrisi Hollywood çok ciddi olarak o hegemonik gücün etkisini dünyada gösterebilmek adına çok iyi bir araç olarak kullanılıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Tabii her ülke aslında bunu yapmaya çalışıyor ama tabii sektörün baskın yeri Hollywood olduğu için orada daha fazla. Bir de şeyi de eklemek istiyorum. Seray Snowpiercer'la ilgili bir not düşmüş. Ben filmini izlemiştim onun. Dizisine de başladım bu arada. Çok ilginç bir şey. Mesela Netflix'te bu tarzda filmlerde mesela bir 100 diye bir dizi vardı. Yine 6-7 sezondur hala devam ediyor galiba. Yine uzayda geçen bu distopik filmler. Çok ilginç. Yani hem uluslararası ilişkiler teorisi açısından hem de psikoloji, sosyoloji. Yani makro ve mikro olarak incelenmesi gereken belki şeyler, yapımlar. Çünkü bir bakıyorsunuz bir anda kanlı bıçaklı birbiriyle birbirini öldürmek için... kollayan insanlar bir anda müttefik olabiliyorlar veya iki grup var birbirine düşman savaşıyorlar, kaynak paylaşımı sorunları var ama başka bir düşman olduğu zaman mesela müttefiklik içerisine giriyorlar, ittifak kuruyorlar ve ortak düşmanlarına karşı savaşıyorlar. Çok ilginç ve bu da mesela çok tipik dizilerin, hemen hemen benim bu distopik dizilerde izlediğim dizilerde ortak özelliklerinden birisi de bu herhalde. Yani iki düşman ortak düşmana karşı ittifak kurup mücadele etmeleri. Hocam realizme sanırım örnekler bunlar. İşte evet. Bizim için çok materyal buluyoruz. Güvenlik filmlerinde de eminim çok çok değerli şeyler konuşacaksınızdır. Biz de katılmak isteriz. Bekliyoruz hocam seminerinizi en yakın zamanda. İnşallah. Bu arada Bezen Hoca'nın da Bedi Hoca'nın da bahsettiği ve vurguladığı mesele aslında yumuşak güç, hegemonya oluştururken devletlerin filmleri de kullandığı, yani sinema yoluyla, popüler sinema yoluyla bizim zihinsel sınırlarımızı da inşa ediyorlar. O yüzden Sinan Sözcü'nün burada chatte sorduğu soru çok anlamlı. Yani yaşanmış olayları öğretmeye çalışırken biz belki filmleri gösteriyoruz derslerimizde. Çünkü bunu yapan da çok uluslararası ilişkilerci var. Özellikle siyasi tarih alanında hani önceden yaşanmış işte Küba füze krizi sırasında alınan kararlar üzerine mesela bir film vardır. O film üzerine 13 gündü sanırım değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. O film üzerine mesela çok tartışmalar yaptırırız. Ama aslında o filmler de bizim o olayların nasıl geçtiği üzerine bizim algılarımızı şekillendiriyor. Çünkü seçiciler, yani
yaptıkları vurgular, gösterdikleri aktörler hepsi aslında belli bir dizaynın ürünü. O yüzden evet, bence inşa ediyor bizim gerçekliğimizi bir şekilde. Tarih algılayışımızı da etkiliyor filmler. O yüzden çok güzel bir soru. Çok teşekkürler Sinan. Bunun dışında Burcu Hoca'ya da söz vereyim. Sonra konuşmacılarımıza da söz vermek istiyorum. Neler söylemek istiyorlar? Burcu Hocam, söyleyecek o kadar güzel çok şey. O yüzden Semih Hoca da geldi. Bir dakika, hemen onu da ekleyeyim. Burcu Hocam buyurun. Sizi size bırakıyorum. Ben kendim göremiyorum şu an. Biz görüyoruz. Zeki Müren de beni görecek mi kıvamında? Ben dinlerken tabii hem İlaydaları hem sizleri çok çok gittim geldim. Yani biraz böyle tarihte yolculuk gibi oldu ve çok heyecanlandım aslında. Çok garip hislere kapıldım. Yani hani akademik bir ortam ama onun haricinde de mesela kendi öğrenciliğime, kendi lisans yıllarıma, kendi yüksek lisans yıllarıma gittim. Bahsettiğim 2000'lerin başı bu arada. Henüz daha akıllı telefonlar yok ve de işte Didem Hoca'nın da konuşmanın başında bahsettiği biz okumayı çok seven öğrencilerdik. Hocalarımızın verdiği okumalar için yani böyle çok heyecanla altını çize çize yanlarına not ala ala bu okumaları yapardık. Ama görsellikten çok çok uzaktık. Yani ben şeyi hatırlıyorum, böyle tepe gözler falan vardı. 40 yılın başında bir dünya haritasına benzer Orta Doğu ya da işte herhangi bir uluslararası örgütün ya da ne bileyim herhangi bir görsel kullanıldığında o tepe gözlerden yansıtıldığında bizim için çok büyük bir şeydi o. Hep hayalini kurarak bazı şeyleri ya da yani böyle bir öğrencilik geçirdik. Ben teori derslerini hiç sevmezdim diyeceğim mesela. Yani benim için çok kuru, çok belki de o teori ile pratik arasındaki bağlantıyı o dönem için kuramamıştım. Size verdikleri birkaç ana teori kitabı üzerinden çok yoğun, çok hayattan kopuk, ne dediğini anlamadığım bir sürü şeyi üst üste hem de işte bir hafta realizm, öteki hafta liberalizm, sonra da yani onun bir sırası vardır ya ve maalesef o sıranın hep sonundadır feminizm, eleştirel teoriler, post yapısalcı, yeşil teori, bunlar hep o serinin sonundadır. Ne hikmetse de dönem sonunda çok fazla zaman kalmaz. Sonra şunu fark ettim bir gün, doktoraya başladığım zamana tekabül ediyor bu. Hayır, teori böyle bir şey değil ve teori aslında pratikten de beslenecek. Yani teoriyle pratiği birleştirebiliriz diye düşünmeye başladım. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Mesela o hafta eğer konstruktivizme, işte inşacılığa çalışıyorsam ya da onu anlamaya çalışıyorsam bir haftamı o şekilde geçirdim. Bir haftamı o şekilde. Yani ana yapı taşları vardır her teorinin, bilirsiniz. İşte bir takım varsayımları vardır. Ve hayatımı o şekilde geçirmeye başladım. Bir sonraki hafta başka bir teoriye geçtiğimde bambaşka bir ruh hali ve bambaşka bir perspektife bürünerek biraz önce aslında İlaydaların ve Sezer'in işte o bir filme farklı şekilde bakarken nasıl olabileceğini. Ben teoriye böyle başladım. Teoriyi anlamaya böyle başladım. Ama şunu söylemeliyim, ben teoriyi derslerde öğrenemedim maalesef. Yani çok çok büyük hocalardan teori dersi aldım. Ama benim teoriyi öğrenmem, tam da hayata uygulamaya başlamam ve de filmler ya da başka şekilde anlamaya çalışmakla. Bu içine girdiğiniz süreç ya da yapmaya çalıştığınız şey tam da buna tekabül ediyor herhalde. Yani bir takım ders kitaplarından işte her hafta bir şeyleri öğrenip ezberleyip, hatta dua ezberler gibi bazı şeyleri ezberleyip sonra onun orada kalması değildir aslında teori. Teori bize hayata başka başka gözlüklerle bakmayı sağlar. Hele de bahsettiğimiz eleştirel teorilerse, yani biraz da o şeyin dışına çıkmaya başlamışsak artık o şeyleri, sınırları biraz ittirmeye başlamışsak artık bambaşka bir dünyanın kapıları açılmıştır. Bahsettiğimiz filmler de bize bunları sağlıyor. Biz artık şöyle diyebiliriz belki, yeni kuşak uluslararası ilişkilerciler ve de bunun pedagojik altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz.
Maalesef biraz... Merhaba hocalarım, hepinize merhaba değerli öğrenciler. Çok sevindim hepinizi görmek, çok güzel. Hatta dileyenler görüntülü yaparsa hani bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi ben söz olarak katılımcılarımıza bir söz vermek istiyorum. Onlar belki hocalarımızın söylediği bu değerli vurguları nasıl içselleştireceklerini anlatırlar size. Hemen bir saniye unmute yapıyorum İlayda'lar ve Sezer. Sonra lütfen hepiniz önerilerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı yazın. Chat'e yazabilirsiniz. Buradan da interaktif yapabiliriz. Şu an bizde miyiz hocam? Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum hepimizi dinlediğiniz için. Ben de sırayla hocalarıma cevap vermek istiyorum. Yani cevap değil de aslında süre kısıtasından dolayı birçok şeyi anlatırken biz de atladık. Bir de hocamın dikkat çektiği mesela radikalizm noktası aslında filmde çok önemli bir yer teşkil ediyordu. İşte o mesela hocam siz de çok iyi hatırlarsınız hahamın söylediği işte o kendilerine özgü giyim kıyafetleri, konuşma tarzları hepsi kendi benliklerinin bir parçası olduğu için o kadar içselleştirmişler ki o durumu. Mesela hahamın bir konuşması vardı. İşte Yahudiler ne zaman pantolon giymeye çalışsa, işte telefonu kullanmak istese, teknolojiden faydalanmak istese, işte başlarına hep bir felaket geldi. İşte bu yüzden biz toplumun işte bu kısmında kalmalıyız. Çok fazla işte teknoloji kullanmamalıyız. Kıyafetlerimiz böyle olmalı ve birbirimizden farklı olmalıyız derken aslında kendi o radikalleşme şeylerini çalarak da gitgide yükseltmiş oluyorlar. Bu konu gerçekten çok önemliydi. Ben de değinmek istiyordum ama süremiz az diye bazı şeyleri atlamak zorunda kaldım. Onu da eklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o benim içimde kalmıştı söyleyemediğim için. Daha sonra Bezan hocamın da söylediği gibi Unorthodox filmi bayağı iyiydi. Aynı zamanda Wagner Dog filmini ben inşacılık bakış açısıyla incelemiştim. 97 yapımı bir film yanlış hatırlamıyorsam Wagner Dog ve neredeyse yani birçok teori açısından bakılabilecek bir film. Gerçekten araçsallaştı, işte siyasetin filmleri nasıl araçsallaştırdığını diğer taraftan da insanların ne kadar koşullanmış yapılar içerdiğini o filme bakınca çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani bütün filmler içerisinde yani izlemeyi düşündüklerinizin arasında bence Wagner Dog en başta izlemeniz gereken. Ben de o şekilde düşünüyorum. Onu izlediğiniz zaman diğer filmleri izleyince böyle şey gibi sarmal gibi geliyor. Tak 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 hepsi birbirini çözüyor. O yüzden en çok önerdiğim filmlerden bir tanesi. Feminizmden çok bahsedemedik. Son olarak onu ekleyip ben arkadaşlarıma vermek istiyorum sözü. Feminizm içerisinde anlatırken çok değinemedik ama She Wolves diye bir belgesel vardı. Ben izlediğimde çok etkilenmiştim. Yani bizim bugün bildiğimiz birçok şey aslında öyle değilmiş. Kendi koşullanmışlığımızı da görmüş oldum ben burada. Mesela kraliçe söylemi. Hani şu anda baktığımız zaman kadın yönetici olarak algılayabiliyoruz biz bunu ama yani Elizabeth dönemine kadardı yanlış hatırlamıyorsam. O zamana kadar kraliçe demek sadece kralın eşi manasına geliyormuş. Ben böyle bir şey bilmiyordum bu zamana kadar. Yani bunun gibi birçok şeyi onu izleyip anlayabilirsiniz diye düşünüyorum feminizm açısından. 3-4 tane film izledim feminizm için. İçlerinden en beğendiğim She Wolves'tu. O yüzden en çok onu tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için, katıldığınız için. Arkadaşlara veriyorum sözümü. Ben de eğer uygunsa devam edebilirim. Ben de aslında Burcu Hoca'nın dediği gibi ben teori çalışmayı çok seviyorum ve tezimde de umarım yani teori çalışmayı düşünüyorum. Biz aslında arkadaşlarımızla böyle teori dersinden çıktıktan sonra okuldan yürürken metroya kadar hep şeyizdir böyle bir şey hakkında konuşuyoruz ama şu an realist bakış açısıyla baktın ya da başka bir yorum yapıyorsun ama şu an inşacı düşünüyorum falan bu şekilde biz aslında içselleştirmeye başladığımızı da gördük teorileri. Ben bu bağlamda gerçekten böyle yapmanın teori anlamaya çok katkısı olduğunu ben de kendimce söyleyebilirim. Bir de devletlerin aslında filmleri kullanarak yumuşak güç bağlamında bazı konularda kendilerini haklı göstermesi bağlamında da ben de Hollywood yapımı Pearl Harbor filmini izlediğimde ilk şey olmuştum. Ya işte Japonlar nasıl böyle davranmış şey Amerika'ya falan diye baktım. Sonra bir gün sonra Twice belgeselini izledim aslında afişimizde de var.
Twice belgesinde de Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları var. Yani birden algımı oradan oraya iki gün içerisinde benim böyle düşünce yapımı da değiştirdi. Bu bağlamda aslında filmlerin gerçekten soft ve yumuşak güç bağlamında da kullanılabileceğini ve etkili olduğunu da tekrardan belirtmek istiyorum bu konuda. Son olarak da çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Yani çok sağ olun katıldığınız için. Ben de söz alabilirsem, eğer bu konuda arkadaşlarıma katılıyorum ve siz değerli hocalarıma da kesinlikle katılıyorum. Özellikle söylediklerinizin üzerine düşündüğümüzde mesela Bezen hocamızın söylediği gibi filmlerin araçsallaştırılması sadece görsel ve sinema boyutunda değil, aynı zamanda afişlerle de yapılıyor. Ben mesela bir çalışmam için Birinci Dünya Savaşı film afişlerini değerlendirmiştim. Bunları mesela toplumsal cinsiyet hegemonyalarının nasıl ya da bu tahakkümlerin nasıl kurulduğunu da gösteriyor aslında bu afişler. Erkeğin savaşan kadının destekçi ya da savaşmayı daha cezbedici kılan görsellerini koymaları. Bu toplumsal cinsiyet tahakkümlerini tekrardan kurmaya çok yani bu amaca çok fazla hizmet etmiş bir yöntemdi. Özellikle Birinci Dünya Savaşı filmlerinde hep kullanılan şeylerdi. Örneğin pin-up olarak geçen türlerde. Hani bu da yine söylemiş olduğumuz gibi filmlerin araçsal boyutunu da bize veriyor. Zaten bu dersimizde de aslında bir nevi bizim yaptığımız şey de bu. Teorileri filmlerin araçsallığı üzerinden ele alıyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Katkılarınız için çeşitli örnekler verdiniz. Başka aslında ödevler de yaptılar. Selin Hoca, Selin Hoca söz almak istiyordu. Ona evet, çok memnun oluruz. Bundan sonra zaten lütfen söz alın. İstediğiniz gibi böyle bir hiyerarşi olmasın. Structure olmadan bakalım nasıl bir interaktif platform yapacağız. Kendi rolümü minimize ediyorum. Lütfen söz alsın herkes. Selin Hocam, çok teşekkürler katıldığınız için. Sizi dinlemek için heyecanla bekliyorum. Merhabalar herkese. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu programı heyecanla bekledim. Afişini gördüğüm andan itibaren. Ve çok da keyifle izledim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencileri ve hocaları bu etkinliklerle bizi heyecanlandırmaya devam ediyor. Gerçekten çok büyük bir ilham da oluyor. Onu da söyleyeyim. Söylemek istediğim şeylere zaten değindiniz ama hani bağlamak açısından bence iyi olabilir. Ben de mümkün olduğu kadar filmleri kullanmak iyi çalışıyorum. Bu evet bir noktada soyut olanı somutlaştırıyor ama hani sizin de önce Burcu Hoca'nın ondan sonra İlay'dan da vurguladığı bir şey. Hani bu teori ya da uluslararası ilişkilerle ilgili öğrendiğimiz şeyler sadece sınıfın içinde dört duvara ait o ders bitince biten bir şey değil. Bu filmlere uyarlamaya çalışmak, bu yöntem işte bahsettikleri bir perspektif kazanmayı, hani teoriyi sadece bir ders olarak öğrenmeyi değil, bir perspektife dönüştürmeyi ve içselleştirmeyi sağlıyor. Bence en önemli kısmı o ama tabii ki siyasi bir araç olarak da kullanıldığını göz ardı etmeden. Benim de aklıma şey geldi, La Casa de Papel geldi. Aslında çok verimli bir şey olabilir, konu olabilir. Gerek eleştirel teori açısından postyapısalcılık, feminizm üzerine incelenebilecek şey. Bu özellikle öğrencilerin popüler boş zamanlarında izledikleri dizileri ya da filmleri uluslararası ilişkiler bakış açısıyla bakabilmesi açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bence bunu devam edelim. Ortak çalışmalar, ilk Didem Hoca konuşmanın başına söylediğiniz birlikte daha fazla bunu öğrencimizi de bir araya getirerek ilerletmeye çalışalım derim. Daha fazla laf olacak mıyım ben? Çok sağ olun hocam. Zaten bizi ağırlamıştınız bu simülasyonlarla ilgili. Hem öğrenen perspektifini de ekleyerek İlayda Çakal da orada sunum yapmıştı. Simülasyon uluslararası ilişkilerdeki yeri yüzünden. Evet. Sizden de bekliyoruz. İnovatif bu seminerlerinize devam etmenizi bekliyoruz. Biz de yakından takip ediyoruz. Semih hocam, siz peki bir şeyler söylemek ister miydiniz? Sizi görüyorum. Ama donmuş olabilir görüntü. Bu arada arkadaşlar, konuşmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız burada raise hand diye bir reaksiyonlar kısmında, eğer kullanmayı bilmiyorsanız benim gibi raise hand kısmını, yani el kaldırırsanız hemen sizi unmute ederiz, size söz veririz. Semih hocam, konuşmak isterseniz sizi dinlemek isteriz.
Her zaman bizim seminerlerimize çok değerli katkılar veriyorsunuz. Evet. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Ben biraz geciktim katılmakta. Başka bir şeyle meşguldüm. Fakültedeyim. O yüzden takip edemedim arkadaşları. Çok katkı yapamayacağım. Bir son yarım saati dinleyebildim. 20 dakikayı ya da. Yani çok hoşuma gitti. Açıkçası başlık zaten çok heyecan vericiydi. Yani bu biraz nasıl diyelim, şimdilik bir girizgah gibi hissettim ben bunu. Ama bu boş, verimli ve değerlendirilebilecek bir alan. Yani çünkü artık nasıl diyelim, bu korona dönemi bize bir de şunu yaşattı. Gerçekten de çok yoğun bir biçimde jenerasyon farkını da aşacak bir biçimde nasıl diyelim, bu dizilerin, filmlerin, kurgu, görsel materyalin içinde çokça vakit geçiriyoruz ve geçireceğiz gibi gözüküyor. Ve bunun tüketimi çok kolaylaştı, çok yoğunlaştı. Dolayısıyla her jenerasyondan insan için bu materyale yaklaşmak, nasıl yaklaşacağını bilmek, ondan alabileceğimiz şeyleri, öğrenebileceğimiz şeyleri hangi metotlarla alabileceğimizi düşünmek zorundayız bizler. Yani sıradan bir izleyici olmanın ötesinde elbette ki. Diğer taraftan da bunların aslında çok nasıl diyelim, çoğulcu bir sesi de, yani elimize ulaşan materyal kadar büyük bir çoğulcu, büyük bir çoğulluktan konuşmadığını da dikkate almak zorundayız. Yani bu materyaller önümüze geliyor. Onlarca film, yüzlerce film, yüzlerce dizi film veya benzeri şeyler. Fakat bunlar bu rakamlarla nasıl diyelim, telaffuz edebileceğimiz bir çoğunluktan konuşmuyorlar. Bir takım ortak sesler var burada. Bu ortak seslerin kaynağına, kaynaklarına ulaşabilmek, bunları analiz edebilmek, neden öyle konuştuklarını, nereden konuştuklarını teşhis edebilmek bizim için bence önemli bir şey. Bunun için bir şey söyleyeceğim. Çok fazla bilgim olan bir alan olmadığı için çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Belki birazcık şeye bakmamız gerekecek. Yani bizim öğrencilerimizin çok ilgilenmediği bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden bunu ifade etmeye ihtiyacı hissediyorum. Birazcık Türk edebiyatında var ama İngiliz edebiyatında özellikle çok yoğun bir biçimde var. Roman analizleri, yani edebiyat analizleri, özellikle de roman analizleri üzerine yazılmış metinlerden faydalanmak durumundayız. Bizim kendi Türk edebiyatı üzerine de yavaş yavaş gelişen bir şey. İşte nasıl diyeyim, Berna Moran, Jale Parla, Nurdan Gürdilek son zamanlarda özellikle çok enteresan şeyler yazıyorlar romanlar üzerine, hikayeler üzerine. Bunlardan faydalanarak bir şekilde hareket edebiliriz. Ama buna bir eksiğimiz var. O da görsel materyal üzerine, performans üzerine çok fazla düşünen bir akademiyamız yok. Bunun bir şeyini yaşıyoruz. Yani bir zaafını yaşıyoruz. Ama bu şu anda sizin yaptığınız, bu arkadaşların girişimi, her ne kadar çok elimizde çok nasıl diyelim, verimli şekilde bu filmleri kurcalayabilecek metotları vermiyor olsa da bir başlangıç olarak bence çok değerli. O yüzden gerçekten de ben de heyecanlandım bu başlığı görünce. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Siz bu arada platform sahnesini farklı perspektiflerden yorumlamalarına katılabildiniz mi, yoksa daha sonra mı geldiniz? Zamanlamayı hatırlayamadım da. Ben son 25 dakikayı ya da yarım saati takip ederim. Anladım hocam. Yani, ama bu kaydediliyor değil mi hocam? Kaydediliyor hocam. Videoyu da YouTube videosu. Tamam, onu zaten kaydı koyacağız internete. Evet.
Onu baştan izlemek isterim. Tamam. Muhtemelen Eylül'den sonra belki bunu daha birlikte bir konferans salonunda vesaire daha derinlikli bir şekilde sunma imkanı olur. Muhteşem olur. Semih Hoca da bizim bölümümüzde siyasi tarih derslerini, medeniyetler tarihi dersini veriyor. Ve okuma grubu oluşturarak uluslararası ilişkiler okumalarına öğrencilerimizi yönlendiriyor. Aslında Semih Hocam, hem romanı olan hem de filmi çekilen filmleri tercih edersek, sanırım Yüzüklerin Efendisi gibi, Game of Thrones gibi mesela, güzel olabilir. Hem romanını okumuş olanların mesela filme nasıl aktarılmış, onu da eleştirme şansımız olabilir çünkü. Dediğiniz gibi mutlaka Eylül'den itibaren bu tür seminerlerimize devam etmeyi biz de desteğiyle bekliyoruz. Uluslararası İlişkiler bölümümüz her zaman destek veriyor zaten, sağ olsunlar. Onun dışında söz almak isteyen öğrencilerden kimseyi göremiyorum. Utanmıyorum arkadaşlar. Hakan, seni gördüm. İstersen sen başla. Hakan yüksek lisans öğrencilerimizdendir. Geçen dönemde hatta teori panelinde eleştirel teori ekibindeydi. Merhaba, teşekkür ederim hocam. Ben şöyle bir katkı yapmak istiyorum hocam. Platform filmindeki bir sahneden yola çıkarak, az önce hocalarımız da söylediler. Ya iletişim araçlarının belli bir amaca yönelik, yani ideolojik aygıt olarak kullanılması, Hollywood'dan örnekler verebiliriz genel olarak. Platform filminde de bir sahne var. O benim çok dikkatimi çekiyordu. Başrolün yanına sistem içinde çalışan bir kadın geliyor. Aynı katta beraber kalıyorlar bir ay. Orada kadının, memur olan kadının alt kattakilere yaklaşımı çok kibar, çok nazik bir dille bir yaklaşım sergiliyor. Fakat alt kattakiler anlamıyor, kaba bir şekilde tepki veriyorlar. Daha sonra başrol oyuncusu da onların dilinden kaba bir şekilde yaklaşıyor. Yani demek istediğim şu, eleştirel teori açısından yaklaşırsak, yani Robert Cox'un eleştirel teorisi açısından yaklaşırsak şöyle, Cox da Gramsci'den etkileniyor doğal olarak teorisini geliştirirken, Gramsci'de de siyasetin görece özelliği söz konusu. Yani demek istediğim, karşı hegemonya kurmak için siyasi araçların, kendi siyasi araçlarını kullanarak bir karşı hegemonya oluşturulması gerekiyor. Bunun için organik aydınlar gerekiyor. Yani ben orada kullanılan dili, başrol oyuncusu da filmin başında çok kibar bir şekilde yaklaşıyordu diğer katta yaşayanlara. Orada kullanılan dili bir siyasi araç olarak, ideolojik araç olarak düşünüyorum. Daha sonra istediğini yerine getirebildi. Alt kattakilere yemeğinizi paylaşın dediğinde yemekler paylaşılmaya başladı. Ben böyle bir katkı yapmak istedim hocam. Umarım diğer arkadaşlar da katkı yaparlar. Çok teşekkürler Hakan. Platform filmi üzerinden gitmek isteyen varsa başka sorular, öneriler de alabiliriz. Bu arada biraz uzadı etkinliğimiz. Yani bu kadar kişi bir araya gelmişken bırakmak istemiyorum açıkçası. İsterseniz bana el kaldırarak haber de verebilirsiniz. Hani... Hocam platforma bir şey ekleyebilir miyim buradan? Peki. Hakan'ın, siz biliyorsunuz yazdığım, biz bu çalışmaları arkadaşlar şey olarak böyle makalesi bir biçimde yazıp Didem hocamıza gönderiyoruz aslında. O gördüğünüz bütün filmler üzerinde biz daha önce çalıştık. Hakan'ın dediği sahne de benim ilgimi çekmişti. Hatta yazdığım çalışmanın içinde var. Biz bunun içinde bir proje yapıyoruz şu anda. Bu bütün teori üzerine çalıştığımız filmlerle ilgili bütün yazdıklarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Orada Hakan'ın bahsettiği noktayı da diğer hocalarımın eklediği noktaları da ayrıntılı bir biçimde görmeniz mümkün. Biz ilk başta en temel noktalarından bahsedebilmek için birçok yerini kırptık aslında. Ama yazdıklarımızın içinde daha böyle detaylı bir biçimde görebilirsiniz. Bu arada bir kitap editlemeyi düşünüyoruz Burcu Hoca ile beraber. Şimdiden söyleyeyim. O kitapta da böyle farklı teorik açılardan, son dönem filmlerden bahsedeceğiz. Öğrencilerimizin hatta belki katkıları olacak inşallah. Seçilecek tabii ki. Onun dışında söz almak isteyen, yorumlarını paylaşmak isteyen, film önerisi yapmak isteyen ve önümüzdeki seminerler için özellikle neler yapabiliriz, onunla ilgili bizimle fikir paylaşmak isteyen olursa dinlemek isteriz. Çok memnun oluruz katkı verirseniz. Sinan'ı görüyorum.
söz almak istersen eğer şu anda sana sözü verebilirim. Unmute yapıyorum ama olmuyor. Evet, buraya onaylama bildirimi geldi. Çok teşekkür ederim değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar. Ben Matrix ile ilgili aslında bilinen de bir şey de özellikle bu filmin başında bir sahne var. Ana karakter sahnede elinde bir kitapla, daha doğrusu kitap ve aynı zamanda bir kutu, kendi bilgisayar üzerinde çalıştığı bilgileri o kutunun içinde saklıyor. Kitap Jean Baudrillard'ın simülasyon kuramı, yani simülakra ve simülasyonlar kitabı. Bu Jean Baudrillard'ın kendi simülasyon kuramını anlattığı, bahsettiği eseri. Özellikle ben bunu ödevim için okumuştum. Teori dersinde bu kitap sunumunu, kitap sunumunda bu kitabı tercih etmiştim. Bunda özellikle kısaca demek istediğim, Baudrillard gerçekliğin artık sona erdiğini, bundan böyle var olan her şeyin yapay olarak üretildiğinden bahsediyor. Mesela bugün bile iktidarlar neden varlar sorusuna insanlar var olmalarını istediği için cevabını veriyor. Yani artık toplumu yürüten, yöneten bir güçten, iktidardan gerçek anlamda bahsedemeyiz. Ve şu an var olan iktidar da temellerini kopuk bir gerçeklikten almıştır. Buna gerçek diyemeyiz, fakat gerçek dışı da diyemeyiz. Çünkü var, böyle bir yapı var. İşte bu noktada bunu hiper gerçek olarak adlandırıyor ve öbür adıyla simülasyon, bu şekilde. Çeşitli örneklerle bunu açıklıyor. Mesela üniversitede verilen diplomalar üzerinde, günümüzde daha doğrusu 1981 yanlış hatırlamıyorsam kitabın basım tarihi. Diplomaların artık öğrenciler mesela daha kolay bir şekilde diplomalara ulaşabildiğini, sadece onların başarısını ve gerçekten çalışmalarının sonucu olan bir sertifika ya da onaylama resmin yazısı dışında artık bunun bir sadece bir amaç haline geldi. Yeter ki diplomam olsun, bitsin gibisinden verildiğini ve diplomanın da bu özelliğini kaybettiğini söylüyor mesela. Ben arkadaşlarıma bunu öneririm. Duymayan arkadaşlarım varsa simülasyon kurumu. Biraz tabii anlaması da zordu. Çok zamanımı harcadım bazı örnekler için. Sürekli başka eserlere başvurdum. Ben bu şekilde söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Çok saygılarımı sunuyorum. Çok güzel de bir yayın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sinan, sen de yüksek lisans öğrencisin sanırım, değil mi? Ben de 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Şu an ders aşamasını artık finallerdeyiz, bitirmek üzereyiz. Çok güzel. Tezinde de başarılar diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sanırsın. Biz teori severler olarak. Teşekkür ederim. Okumak isteriz tezlerinizde arkadaşlar. Aslında Sinan'ın bahsettiği şeyi uluslararası ilişkilere mesela doğrudan aktarırsak, hegemonyanın sadece şiddet üzerine kurulu olmadığı, rıza üzerine kurulu olduğu fikrini Çin üzerinden düşünebiliriz. Çin'in yükselişi ve Amerikan hegemonyasını nasıl kontest ettiği, nasıl aslında eleştirdiği, değil mi? Nasıl alaşağı etmiyor belki, paralel yapılar oluştursa da yine de modern kurumlar içinde devam ediyor. Neden? Çünkü paralel bir düzene şu anda Asya'da özellikle böyle bir talep yok. Yani Amerikan hegemonyasından ne kadar memnun olmasalar da alternatif bir hegemonya göremiyorlar. O yüzden talep çok önemli. Yani bunu atlamamak lazım. Amerika'nın müttefikleri öyle pasif kurbanlar değil aslında. Onlar da agent, onlar da aktör. Onların da bazı hesapları, kitapları var. O yüzden bunu da göz ardı etmemek lazım. Bunları işte anlatırken tezlerinizde teorik kavramlardan ve bakış açılarından faydalanırsanız işte o zaman akademi besleniyor. Çünkü daha önce fark etmediğiniz değişik yerlere varıyor argümanlar ve keşif yapmış oluyorsunuz. İnovasyon da o şekilde oluyor diye düşünüyorum nacizane. Başka katkılarınız için tekrar çok teşekkürler hepinize. Başka konuşmak isteyen var mı acaba? Yoksa Sefa burada chat kısmına yazıyorsun istersen. Anladım, internet konusunda sorun var, tamam. Bedi Hoca Matrix'le ilgili bir şey söylemek istemiş sanırım ama şu anda burada değil. Konuşmak istemeyen yoksa arkadaşlar burada bitirmek durumundayım. Bedi Hocam Matrix'le ilgili bir şeyler söyleyecekseniz onu dinlemek isteriz. Ek olarak ben de takip ediyorum. Tabii çok Matrix'te çok simgesel ve imgesel çok fazla mesaj var. Orada bir link paylaştım. Orada iki Twitter hesabının sahibi bayağı detaylı bir inceleme yapmış.
Katılıyorum. Tabii o kitabın dışında da bir sürü mesajlar var. Kullanılan isimler tesadüfi olarak seçilmemiş tabii. Tarihsel arka planı çok yüksek olan bir film. O açıdan incelemekte fayda var Matrix'i. Tabii Matrix de bir aslında distopik bir film. Yani geleceğimizin ütopya mı, distopya mı olacağı son zamanlarda hele koronavirüs zamanı sonrası nasıl olacağı bize bağlı ama genelde benim gördüğüm hep distopya. Distopik filmler ve yapımlar umarım öyle olmaz diyorum. Hocam kesinlikle teknoloji özellikle yapay zekalar artık bilgisayar programları bambaşka bir çağa doğru gittiğimizi hatta kova Uranüs çağı diyorlar. Oraya gittiğimizi söylüyorlar. Seçkin Barış Gülmez hocamızın da bir katkısı var. Onu ben ileteyim. Westworld'u eğer izlediyseniz son dönemde onu evet. diye evet. bir yapay zeka var. Ve insanların onlar üzerinde işte Westworld diye yapay bir dünya kurup orada içgüdülerini hani dünyanın kabul etmediği vahşi işte tecavüz etme, şiddet uygulama, öldürme gibi içgüdülerini o yapay zeka, evet. Artificial insana ama çok benzeyen, ayırt edilmeyen varlıklar üzerinde uygulamasını konu alan bir dizi. Westworld'de de Dolores en sonunda emancipation yapıyor, kurtuluyor, gerçek dünyaya geçiyor. İnsanlara karşı bir aslında sistemi destabilize eden eylemlerde bulunuyor. Şimdi Matrix'e baktığımızda orada da Neo yapay zekalara karşı aslında insanı özgürleştirmeye çalışan bir yaklaşım vardı. Bu açıdan ilginç bir hem paralel hem de birisi yapay zeka insanlara karşı diğerinde de insanlar yapay zekaya karşı şeklinde bakılmış. Bence uzaylı filmleri de çok enteresan. Futuristik filmlere bu açılardan da bakmak lazım. Hep ötekileştirme, doğa olaylarına Sezer'in söylediği gibi hep böyle doğa insanlara yıkıcı olacak. İşte tsunamiler, işte depremlerle insanların hayatını etkileyen ama hiçbir zaman siyasi bir aktör olarak düşünülmeyen bir varlık belki de insan dışı olarak bir şekilde dışladığımız, teorilerimizi almadığımız genelde yeşil teori dışı. Burada belki bir girdi yapabilirim Didem Hocam. Yine Netflix'te son izlediğim The Colony filmi. Tam da bu noktada uzaylılarla dünyaların yönetimsel olarak bir arada bulunduğu dünya üzerinde bir uluslararası bir yapı oluşturur. Belki uluslararası ilişkiler açısından engellenmesi gereken bir dizi olabilir. Çok ilginç mesela orada da. Farklı bir uzaylı yaratık grubu dünyalarla ittifaka giriyor. Çünkü onların da bir düşmanları var ve kendilerine yaklaşıyorlar yok etmek için. Fakat bu arada uzaylılarla dünyalar arasındaki anlaşma kolonileşiyor. Duvarlarla birbirine ayırıyorlar şehirleri bütün dünyada ve farklı yönetim tekniğine gidiyorlar. Çok ilginç mesela o anlamda da şey yapılabilir. Tabii bu arada teknoloji, artificial intelligence yani yapay zekanın yönetime, siyasete, uluslararası ilişkine etkisi açısından tabii etkileri çok ciddi olacak. Önümüzde çok ciddi gelişmeler olacağını ben düşünüyorum. Bu etkileşimin çok ciddi olacağını düşünüyorum. Bu açıdan da Black Mirror'ı da unutmamak gerekir. Onu da evet, yad edelim. Çok haklısınız. Ona özel bir program yapmalıyız hocam. Black Mirror gerçekten çok farklı. Yani uçmuş insanlar neler geliyor akıllarına inanamıyorum. Ben evet, yani gelecekle oldum. İlgili çok iyimser bir bakış açısı yok. Yani son filmlerde, dizilerde. Evet, bu arada hocam şeyleri de unutmayalım lütfen. District 9, 9. bölge, uzaylıların mülteci olarak evet. dünyaya gelmesi meselesi çok enteresandı. Aynı yapımcının yanlış bilmiyorsam, mesela o da hani dünya artık biliyorsunuz SpaceX gitti uzaya. Tam zamanında evet. insanlar uzaya kaçmış oldular pandemi zamanında. Aslında yani uzayda koloni kurma fikri de enteresan. Onu da inceleyen filmler var şimdiden. Tabii o filmler hep zihinsel sınırlarımızı gösteriyor. Hayal edebilmeyi nereye kadar götürebiliyoruz? Biraz daha belki materyal dünyadan koparsak daha farklı, daha zihinsel sınırlarımızı aşan bambaşka hayallerde kurabiliriz. Ben uzaylıların düşman olarak gitmesine karşıyım. O açıdan Bedi Hoca'nın söylediği gibi izleyeceğim The Colony. İşbirliği, uluslararası işbirliği açısından mesela nasıl yapılabilir? Star Trek, Star Wars da bize bence çok ışık tutar. Hocam, lütfen buyurun. Mute mi yapmalıyım? Bir saniye çok özür dilerim. Ama bence
Ben yapmıyorum. Tamam. Ben söylediklerinize katılıyorum ama sadece bir şey eklemek istedim. Bir taraftan bu işte filmlerle farklı dünyalar, ütopyalar ya da distopyalar ya da işte sınırları açabileceğini gösteriyor. Bir taraftan da şunu görmekten görelim lütfen. Yani çöpten yemek yemeye çalışanlar da var. Yani hani bir taraftan böyle işte koloniler, başka hayatlar, başka dünyalar, ticaret savaşları gibi onların altındaki mesajlarla yapmak. Ama bir de günlük hayat var ki o günlük hayat insanların ve uluslararası ilişkilerin de aslında bir parçası. Ben bunu söylemek istedim. Yani çok basit, çok gündelik şeyler. Çok, yani bu kadar kurguya da gerek yok. O platformlara da gerek yok. Yani o kadar, ya onlara gerek var tabii, onları yapalım, o ayrı bir şey. Ama çok basit şeylerin de aslında uluslararası ilişkiler olduğunu, insanların hayatlarının, şiddetin, mesela kadına yönelik şiddetin de uluslararası ilişkiler olduğunu ve bunları da okuyabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum izninizle, farklı bir şey. Bu eleştirel teoriler ya da yeni yaklaşımlar özellikle de İngilizceden ya da Almancadan ya da Fransızcadan çeviriler üzerinden öğreniyoruz. Bizde çok ağdalı diller. Galiba bir arkadaşımız o simülasyon şeyini söyler. Çok anlamaktan doğurdu. Biraz o ağdalı dile de dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani biz galiba bilimsel dili ya da bir şeyleri anlamayı çok zorlaştırıyoruz. Yani daha günlük hayat biz aslında biz kendimizden bir şey çıkarabileceksek böyle yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani başkalarının çevirileri üzerinden beş cümlelik ya da paragraflık şeylerle bir şeyleri anlamaya çalışmak çok zor oluyor bazen. Ben de katılıyorum. Hatta burada fırsattan istifade ben de bir eleştirel teori alan yazılımına bir eleştiri getirmek istiyorum. Eleştirel teorileri kullanmak da bir iktidar odağı oluşturabiliyor. Yani daha işte zor şeyleri, elitist bir yaklaşıma götürebiliyor insanı. Yani daha kelimeleri biliyoruz, kavramları biliyoruz şeklinde. Tam da hocam katlettiğim o. Yani bu feminizm içinde geçerli, bu yeşil teori içinde geçerli, post önünde post olan her şey içinde geçerli. alakasız gelebilir ama çok yakında yine böyle bir webinara katıldım ve öyle bir dil ki, yani ben bir akademisyen olarak anlayamıyorum ne demeye çalıştı. Böyle şey, yani böyle ekrana girmek zorunda kaldım. Bu da evet, bence yani belki de bu webinarlar dizisiyle ya da başlatmaya çalıştığımız yeni pedagojik ya da uluslararası ilişkiler yaklaşımının bir parçası da bu olmalı. Bu kadar ağdalı bir dil, bu kadar hayattan kopuk, pratikten ve de insanların günlük yaşantılarından kopuk bir şey olmak zorunda değil uluslararası ilişkiler. Ben de katılıyorum kesinlikle. Aslında ben hocalarımız da buradayken sormak istiyorum. Uluslararası ilişkiler disiplini içinde bu işi yaparken sizce disiplinin sınırlarını ne kadar genişletebiliriz? Yani mesela Bediye Hoca güvenlik açısından filmlere baktıklarını söyledi. Uluslararası İlişkiler Konseyi çok önemli etkinlikler yapıyor. Zaten öğrencilerimize her zaman öneriyoruz ve katılıyoruz da bu etkinliklere. Bu etkinlikler uluslararası ilişkiler disipline doğrudan katkı yapan etkinlikler ve çok temel konuları gündeme getiriyor. Diplomasi, işte uluslararası rejimler, işbirliği. Ondan sonra işte savaş, güvenlik, terörizm. Peki yani mesela burada işte feminist teori dediğimizde sadece işte kadınların savaşan olarak ya da savaş mağduru olarak bir konu olması mı, yoksa farklı sorularla oluşturabilir miyiz acaba? Yani biraz böyle hani güvenlik çalışmaları, uluslararası ilişkiler çalışmaları dediğimizde o sınırları biraz genişletmek mümkün mü? Daha ekosantrik bakabilmek mümkün mü mesela? Ekosantrik bakmak sadece çevre, acaba işte kıtlık sebebiyle savaşlara yol açar mı diye çevreyi bir değişkene, variable'a dönüştürmek değil de daha hani pozitivist olmayan, daha farklı sorular sormamızı, aklımıza gelmeyecek soruları sorabilmemizi sağlayan eleştirel teoriler kullanma gibi bir yola gidebilir miyiz acaba?
burada biraz tıkandık açıkçası. Çünkü uluslararası ilişkiler sınırlarını çok net çizmek isteyenler filmleri de mesela ona göre seçmemiz gerektiğini, her filme bakamayacağımızı düşünüyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Söz alabilir miyim? Tabii ki Bezan Hocam, buyurun. Ya ben genelde uluslararası ilişkiler sınırlarının çok geniş olduğunu düşünüyorum ve derslere dış politika analiz derslerine dahi ya da uluslararası ilişkiler derslerine başlarken sürekli hani öğrencilerle ilk yaptığım şey bir beyin fırtınası oluyor. İşte sizce uluslararası ilişkiler deyince aklınıza gelen kelimeler neler? Uluslararası ilişkilerin aktörleri, etkileyen ya da etkilenen aktörler kimler diye sorduğumuzda önce işte devletlerle başlayıp uluslararası örgütler böyle klasik uluslararası ilişkilerin aktörlerini söylüyorlar. Sonra bir anda bakıyoruz bütün tahta dolmuş. Yani aslında sınırlar çok geniş. Ve hani zaten hani uluslararası ilişkilerde de bu kabul edilmiş bir şey şu anda. Güvenlikten baktığımızda da ben örneğin insan güvenliği çalışıyorum. Yani bunun içine mültecilerin, Türkiye'deki Suriyelilerin yaşantıları da giriyor. Artı işte kadına karşı şiddet de giriyor. Çünkü bunlar hep sistemle bütünleşmiş şeyler. Yani oradaki insan kişisel bir şeyden dolayı o mülteci ya da o kadın hayatı etkilenmiyor. Yani Suriye'deki çatışmadan dolayı, sistemik etkilerden dolayı o Suriyeliler Türkiye'ye geliyor ve hayatları etkileniyor. Yani hep bunu düşünmek ve düşündürtmek gerekiyor öğrencilere dolayısıyla. O yüzden hani ben çok daha geniş bir alandan bakılması taraftarıyım. Ve hani bu film incelemeleri dışında ben örneğin hani hep bazen kendime gülüyorum. Ankara'dayken PTT'nin Pul Müzesi vardır. Pul Müzesi'ne gittim ve Pul Müzesi'ndeki pullardan fotoğraf çekerek ben dış politika analiz dersindeki öğrencilere gösterdim. Yani o pulların seçimi resmi olarak, çünkü her hafta, her ay ne bileyim işte bir pul seçiliyor. O pulların seçimi, onun üzerindeki görsellerin seçimi bence çok net bir şekilde hani dış politika seçimlerin de bir göstergesi olabiliyor. İşte her yıl galiba bir ülkeye şey veriliyor, yer veriliyor Türkiye'deki PTT pullarında. İşte Azerbaycan vardı, Tayvan vardı atıyorum. Azerbaycan'ı gösteren görseller nasıldı? Onu işte diğer Tayvan'ı gösteren görseller nasıl? Hani şimdi aklıma ilk gelen örnekler onlardı. Onları karşılaştırarak da bir dış politika analizi yapılabilir. Hani çok da kısıtlamamak gerekiyor kendimizi diye düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum kesinlikle. Çok sağ olun Bezen Hocam. Çok inovatif. Pul özellikle hiç aklıma gelmemişti daha önce. Muhteşem. Hani gazete küfürleri falan kullandım ama böyle pullar muhteşem bir fikir. Burcu Hocam buyurun. Ben Bezen Hoca'yı alkışladım. Muhteşem. Çok güzel. Başka fikir belirtmek isteyen hocalarım varsa, öğrenciler varsa, onlar da öğrenenler perspektifinden bize feedback vermeli. Yani çok önemsiyoruz. Selin Hoca'nın mesela Yeditepe'de yaptığı bir Jean Monnet semineri vardı. Simülasyonlar nasıl kullanılabilir uluslararası ilişkilerde ve öğrenenler perspektifi diye panelde bir section vardı. Öğrenciler de katılımcıların gözüyle simülasyonların nasıl faydalı olabileceğini, ne gibi sıkıntılar yaratılıp olabileceğini ve onların nasıl çözüldüğünü anlattılar. Bence genelde bunu unutuyoruz hocalar olarak. Yani artık hani belli bir işi geçtik, akademik olduk deyip öğrenme yaşantımızın aslında devam ettiğini birazcık göz ardı ediyormuşuz gibi geliyor. Yani naçizane bir eleştiri. O yüzden öğrenenlerin perspektifini çok ama çok önemsiyoruz. Burcu Hoca'nın dediği gibi herkesin anlayabileceği şekilde eleştirel teorileri anlatabiliriz, anlayabiliriz. Yani daha iyi anlamak için herkesin anlayabileceği bir dil kullanmamız gerekiyor. Ben de bazen özellikle Alman profesörlerin yazdığı makaleleri okurken çok acı çekiyorum. Bir de post-structuralist Rob Walker'ın yazdığı After the Globe, Before the World diye bir kitap vardı. Structuralizmin yaptığı için hani bir türlü bitirmiyor cümleyi, nokta koymuyor. O kitabı okurken de beyin damarlarımın acıdığını ve böyle genişlediğini hissetmiştim. Yani ama gerekiyor. Yani biraz zorlamamız gerekiyor sanırım kapasitemizde. Kullandığımız kavramları zenginleştirebiliriz. Hem vokabüleri hem de bakış açısı açısından. Yani gözlük değiştirir gibi
farklı teorik açılardan bakabiliriz aynı meseleye. Tek bir teoriye bağımlı kalıp onun savunucusu olmak da hiç akademik bir değil. Birçok hocamız da zaten bunu her zaman vurguluyorlar. Var mı hocalarından? Ben bir alanı genişletme açısından, gerçi ben bir akademisyen değilim ama. Hocam siz de think tank'tesiniz şu anda. Yıllardır işin içindeyim. Mesela şu anda yine gelen computational social science, yani bilgisayar bilimleriyle sosyal bilimlerin ortak olarak çalıştığı bir alan gelişiyor ve uluslararası ilişkiler de bu alanda çok verimli üretimlerin yapılabildiği bir alan. Ve ki 2015'ten beri ben bu alanda çalışıyorum. Mesela Twitter üzerinden bizim ilk yaptığımız proje Twitter'da Türkçe konuşan DAEŞ'lerininle ilgili bir çalışma yapmıştık. Hem Dışişleri Bakanlığı'ndan bir proje aldık, hem Amerikan Büyükelçiliği'nden bir proje aldık. İki tane, o zaman ben Orsam'da çalışıyordum. Orsam'da iki proje yaptık. Mesela bu alan, ki şu anda Kadir Aslı Akın Hoca, Akın Ünver Hoca bu konuda çok iyi, çok ciddi çalışmaları var. Çok yeni ve çok bakir bir alan. Yine Twitter'da veya sosyal medya platformlarından söyleme analizi, kamuoyu algıları, kamuoyu çalışmaları, yani bunlar geleceği olan ve üzerinde durulması gereken alanlar. Bir de ben Burcu Hocam'a bir katkı yapmak istiyorum. Evet, gerçekten hani geleceğe bakıyoruz, bir sürü şey var. Şey aklıma geldi Burcu Hocam onu söylerken. Cumartesi günü Amerika uzaya SpaceX'le bir yandan yeni bir çığır açtı. Özel ticari ilk uçuştu. Diğer yandan da ertesi gün birçok eyalette ta seriler ve şeyler patlak verdi. Yani bir yandan geleceğe doğru füze giderken diğer yandan da yüzyıllık sorununu hala çözememiş bir ülke veya bir dünyadan bahsediyoruz. Yani bir yandan hala su, açlık çeken insanlar varken diğer yandan da yapay zeka, herkesin yüzünü tanıyabilen, herkesi işte Black Mirror gibi belki bir rating verecek, öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani bir uç bu tarafta, diğer uç bu tarafta, arada da büyük bir uçurum var tabii, doğru. Hocam çok çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Aslında bunun sebebi de işte ana akım paradigma değil mi? Ana akım teoriler. Yani onların sorunlarımıza, insanlığın sorunlarına teknik bir sorun gibi algılayıp çözüm getirme durumları aslında. Yani ben mesela size küçük bir örnek vermek istiyorum, illüstre etmek için. Yani bir resim olsun diye. Kosova'da bir sivil toplum kuruluşuyla interview yaptık geçen yaz. Ve işte şey, çevreyle alakalı çalışıyor musunuz? Hayır dediler. Ama şöyle bir proje yaptık dediler. İşte romanlar işte çöpleri karıştırırken ağızlarına böyle maske vermişler onlara. Yani hiçbir şekilde o tarihsel, hani sosyoekonomik eşitsizliklere kesinlikle dokunmadan çok steril bir şekilde bundan sonra maske takın bu işi yaparken diyerek bu şekilde bu sorunların kronikleşmesine, daha da derinleşmesine ve yaygınlaşmasına aslında sebep olmuyor muyuz? Yani technical fix approaches deniyor aslında buna. Yani teknik bir sorun değil aslında bu mesele. Biraz daha derin düşünmemizi gerektiren. O yüzden eleştirel teoriler, belki eleştirel teoriler kullanarak farklı sorular, farklı, yani sadece sorunsallaştırmadan pozitivist anlamda daha derinlemesine belki bakabiliriz. O açıdan da günlük hayatımızı bile bence etkileyebilir. Siyaseti de çok çok dönüştürebilir diye bir umut. Var mı başka bir şeyler söylemek isteyen hocalarım? Bedi Hocam, buyurun. Ben ayrılmak zorundayım hocam. Çok teşekkür ediyorum bu etkinliği düzenlediğiniz için. Gerçekten ufuk açıcı. Saat 3'te başka bir toplantım var çünkü. Bütün hocalarıma, katılımcılara, arkadaşlarıma teşekkürler. Kolay gelsin. Devamını da bekliyoruz artık. Çok sağ olun hocam. Biz de sizin güvenlik seminerine katılmak isteriz. Bekliyoruz. İnşallah. Meşguliyetiniz İnşallah. Arasında. Kendinize iyi bakın. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Öğrenci arkadaşlardan bir şeyler söylemek isteyen var mıydı? Ben buradalar mı şu anda? Biraz da bir uzattık semineri. 1-2 arası demiştik. Şu anda bir şey göremiyorum ama söz almak isteyen varsa şu anda tam zamanı.
Hocalarımdan da söz almak isteyen varsa tabii ki Emre. Emre tabii ki. Unmute yap kendine ve konuş. Merhaba hocam. Sesim geliyor mu? Hocam ne yazık ki kamerayı açamıyorum. Sebebini de bilmiyorum ama siz beni görebiliyor musunuz acaba? Peki ben o zaman kamera açılmadan bir şey söylemek istiyorum. Benim aslında söylemek istediğim şey biraz Bedi Hoca'nın söyledikleriyle paralellik gösterecekti ama kendisi gitti. Ben onun söylediği bilgisayarlaşmış toplumlarla alakalı bir şey söylemek istiyordum. Lyotard'ın Postmodern Condition kitabında bilgisayarlaşmış toplumlar konusundan bahsederken bilginin konumunu özellikle inceliyor ve bilgi için şöyle bir şeyden bahsediyor. Yani bilgi hiç olmadığı kadar artık bir devlet problemi haline dönüşmüştür. Çünkü bilgiyi kim üretecek ve buna ulaşım nasıl sağlanacak, bu çok önemlidir şeklinde bir söylemi var. Ve şundan da bahsediyor özellikle. O benim çok ilgimi çekmişti. Kitabı 1979 senesinde yazılıyor. Ve o seneye göre bence çok ileri görüşlü bir hareket, bir söylemde bulunuyor ve diyor ki data banklerden bahsediyor ve artık akademisyenlerin yerine şeyler alacaktır, data banklar alacaktır. Çünkü zamanla artık insanlar bilgiye bu şekilde ulaşmaya başlayacaktır. Akademisyenler de tabii ki eğitim sürecinin içerisinde olmaya devam edecekler ama artık bu eğitim süreci biraz şeye dönüşecektir diyor. Kişilere eğitimi, yani bilgisayar kullanma eğitimi, bu data banklara nasıl erişebileceklerinin eğitimini vereceklerinden bahsediyor özellikle kendisi. Bence bu o seneye göre gerçekten ileri görüşlü bir davranış ve Bedi Hoca'nın da işte yapay zekalar ve bilgisayarlaşmış toplumlar üzerinde söylediği şeylerle bence gerçekten paralellik gösteriyordu. O anlamda güzeldi. Söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de burada özel olarak Barış Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Ben çünkü kendisi Twitter'dan bize, ben 9 Eylül'de Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencisiyim ve gerçekten Barış Hoca'nın sayesinde bu durumdan haberim oldu, bu seminerden haberim oldu ve kendisi bizim için çok çalışıyor. Ona da çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok heyecan vericiydi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Emre. Çok memnun olduk. 9 Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencileri de katıldığı için çok çok kendilerine teşekkür ederiz hepinize. Barış Hoca'nız da duydu bu arada. O da çok teşekkür ediyor. Sizlerle birlikte olmak hepimizi gençleştiriyor açıkçası. Genç kafalı kalıyoruz. Yani data bank meselesi evet çok ileri görüşlü gerçekten. O yüzden de eleştirel teoriler zaten yükselişte 80'lerden itibaren. Öyle değil mi? Yani Soğuk Savaş'ın bitimiyle artık iyice ana akım teoriler de paradigma kendini yenilemek zorunda kaldı. Birazcık da olsa kabullenmek zorunda kaldı. Eleştiri teorilerin haklı olduğunu. Sinan bir el kaldırmıştı sanırım. Söz alabilirsin. Göremiyorum. Bu nedir? Evet. Hocam sesim geliyor mu acaba? Evet geliyor. Duyuyoruz. Ben de aslında eleştirel teorinin hani bana göre yaptığı güzel şeylerden birisi, özellikle biz realizmden ya da ana akım geleneksel teorilerden bahsederken özellikle bir materyalist vurgudan söz ederiz ya da bunu görürüz ya. Biz yani insan olarak sosyal varlıklarız. Sonuçta ister istemez bizim zihnimizde şekillendiren her şey maddi şeyler değil, düşünceler, fikirler. Eleştirel teorinin bence katkı sağladığı nokta en azından uluslararası ilişkiler bilimini biraz daha düşünsel temele çekmek. Tabii yani sıkıntıları var. Eleştirel teorinin eleştirileri var. Ya da belki çözüm konusunda eleştiriler alıyor. Fakat bu konuda biraz daha belki soyut oldukça zorlaşıyor. Onu da görüyoruz aslında. Ama bizler de insan olduğumuz için, bu sonuçta da aynı zamanda bir toplum bilimi olduğu için bence eleştirel teori bu yönde güzel bir noktaya dikkat çekiyor. Bir çözüm üretmekten ziyade. Yani ben o yönde bir yorum yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok önemli bir vurgu oldu bizler için. Bence çoğunluğumuz katılıyor bu söylediklerine. İlaydalar, Sezer konuşmak isterseniz feel free. onun dışında James Derderian'ın çalışmaları da enteresan. Yani bu pandemi zamanını önceden görebilenler var. Biyopolitika üzerinden düşünenler. Yani iktidar odaklarının
mesela bu bilgisayar teknolojilerinden faydalanarak yaşam yaratmaya çalışırken aynı zamanda da kitlesel ölümlere sebep olabilecek kontrolleri dışına çıkan projeleri de ortaya koydukları, yani öldürme gücüne de sahip oldukları. Bu konuda mesela çalışmalar var. Yani eleştirel teorileri yazan insanlar gerçekten farklı sorular soruyorlar. Yani Sinan'ın da dediği gibi böyle teknik bir sorun var, hemen bunu nasıl çözebiliriz elimizdeki analitik kavramlarla, işte teorilerle diye değil de daha farklı sorular açısından bakıp bunun mesela root causes, ya bu terörizm sorunu nereden çıktı? Birden mi çıktı? 11 Eylül'de mi başladı? Hayır, 11 Eylül'de başlamadı diyerek mesela terörizmi daha derinlemesine incelemeye çalışıyorlar. Bambaşka açılardan sebeplerini anlamaya çalışıyorlar. Yani teknik böyle çözülecek bir mesele değil terörizm, radikalleşme, Bedi Hoca'nın da dediği gibi. Yani projeler genelde bizden şey bekliyor. İşte böyle gözle görülür somut çözüm önerileri bulun da size öyle ancak araştırmanızla destek verelim şeklinde bir yaklaşımları var. Maalesef bu da elimizi kolumuzu bağlıyor bence akademi olarak. Onun dışında bir de size bir örnek vermek istiyorum. Şimdi International Studies Association var, ISA. Ve işte bu Bedi Hoca'nın bahsettiği Hawaii Kongresi'ne gidemedi birçok kişi pandemi yüzünden. Ama her sene Amerika'da yapılıyor ve dünyanın her yerinden uluslararası ilişkiler akademisyenleri ve araştırmacılar katılıyorlar. Doktora öğrencisiyken de katılabilirsiniz. Eğer kabul edilebilirseniz tabii, çok fazla kompetitif, herkes başvuruyor. Yani dünyanın her yerinden uluslararası ilişkiler alanında araştırmalar yapanlar gelip sunumlar yapıyorlar, paneller oluşturuyorlar. Ben bu önümüzdeki sene Las Vegas'ta olacak. İnşallah olabilirse, korona izin verirse. Ona başvururken bir sorun yaşadım. Onu söylemek istiyorum. Yani structural power, ilk başta İlayda Alev'in bahsettiği, hani böyle yapısal bir güç var. Sizin kendinizi nasıl ifade etmeniz gerektiğini kısıtlıyor. Yani sizi engelliyor, şekillendiriyor. Yani istediğiniz gibi aslında ifade edemiyorsunuz düşüncelerinizi. Bir sınır var, bir duvar var. ISA'de de böyle değişik gruplar var. Şimdi akademisyenler bir araya gelip kokuslar oluştururlar, kokusuz. Amerikan Kongresi'nde olduğu gibi, yani küçük lobi grupları gibi düşünün. Herkes kendi araştırma gündemini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bu sene şu kokuslar ön plana çıkmış. İşte çevre mesela teorileri, ondan sonra kadın hareketleri de var. Burcu Hocam sizin ilgi alanınız. Ondan sonra yani aslında çok güzel bir şey. English School var, İngiliz okulu. Yani bir bakın, orada böyle 15-20 tane konu var ve sizin gönderdiğiniz bildiri özetinin o konulardan en az yani bir tanesine uygun olması gerekiyor. Onlar değerlendiriliyor. Yani sizin kabul edilip edilmeyeceğinizi o kokuslardan iki tanesi karar verecek. Birisi yedek olmak üzere. Şimdi ben baktım, benim paper'ım hiçbirine uymuyordu. Ne yaptım? Oturdum, paper'ımı yeniden düzenledim. Kosova ile alakalı bir paper'dı. İşte çevre teorisine mesela uyarlayıp yaptım. Ama aslında İngiliz School'a da göre yapabilirdim. Ama o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Farklı kavramlar kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Yani yeşil teori kullanıyorsanız, ekokozmopolitanizm kelimesini kullanırken, mesela o açıdan düşünürken soruyu, şeyde İngiliz School'da uluslararası toplum, International Society of States mesela, o kavramı ön plana çıkarıyorsunuz. Solidarist International Society. Yani sizi yönlendiriyor aslında, farkında olmadan bir structure kurulmuş ISA üzerinden. Yani akademisyenlerin araştırma konuları bile aslında yapılandırılıyor. Ben istemeden, yani çok da istemiyordum öyle bir vurgu yapmak o anda. Ama ISA'yı kabul almak için o şekilde paper'ımı yeniden, abstract'ımı yeniden yazmam gerekti. Böyle de bir paylaşım yapmak istedim sizinle, daha canlansın gözünüzde diye. Yani hegemonya aslında çok daha sinsi. Yani o kadar göze görülür, işte başınıza silah dayayarak evet bunu yapacaksın, yoksa işte ben çünkü güçlüyüm. Şu realistlerin dediği gibi değil yani. Selin Hocam, bir şeyler demek ister misiniz? Teşekkürler. yani bu açıdan görüyorum hocalarım bana katılıyorlar. Başka herhangi bir şey yoksa, bir yorumunuz yoksa, hepinize katkılarınız için çok ama çok teşekkür ederiz. Hem katılımcılarıma çok teşekkür ederim. Çok güzel bence örnekler buldular. Çok farklı açılardan yaklaştılar. Bütün dönem boyunca zaten bir sürü ödev yaptılar ve o ödevler üzerinden değerlendiriliyorlar. Bir de final paper yazacaklar en son. Umarım yani
bir ara böyle bir seminer yapıp hangi eleştirel teori diye belki tartışabiliriz. Hangisi daha sizce eleştirel gibi bir soru üzerinden gidebiliriz. Bu film seminerlerine de devam etmeyi çok isterim. Gerçekten benim için çok keyifli oldu. Daha interaktif olmasını da nasıl sağlayabiliriz? Bugün kalabalıktık, 50 kişiden fazlaydık. O yüzden çok interaktif, hani istediğim gibi round table modunda olmadı. Ama böyle yuvarlak masa toplantısı şeklinde yapabiliriz. İsterseniz küçük gruplar oluşturarak ilgi alanlarınıza göre öyle de yapabiliriz. Ama ben çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim hepinize katılımlarınız için. Burada programı o zaman sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.